milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi'nin 8. dönem 5. yasama yılının 62. birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Buyurun Sayın. Asım Akansoy. Hüseyin Avkıran Alanlı. Arif Albayrak. Hüseyin Angolemli. Mustafa Ravacıoğlu. Fikri Ataoğlu. Sunat Atun. Hamit Bakırcı. Özdemir Beroğa. Özdemir Beroğa. Armağan Candan. Mehmet Çağlar. Mehmet Çakıcı. Nazım Çavuşoğlu. Zeki Çeler. Serdar Denktaş. Doğuş Derya. Hakan Dinçüre. Kemal Dürüst. Hüseyin Erçal. Tufan Erürman. Arif Albayrak. Tahsin Ertuğruloğlu. Kutlu Evren. Ahmet Gülle. Menteş Gündüz. İznem Gülçağ. Biray Hamzaoğulları. Salih İzbul. Ömer Soyer Kalyoncu. Ahmet Kaşif. Özdi Nami. Dursun Oğuz. Burada. Hüseyin Avkıran Alanlı. Erdal Özen. Fazilet Özden Efe. Birikim Özgür. Hüseyin Özgürgül. Ali Pilli Mazeretli. Hamza Ersan Saner. Önder Senaroğlu. Esat Ergün Serdaroğlu. Abbas Sınay. Sibel Sibel. Ferdi Sabit Soyer. Faiz Sucuoğlu. Erkut Şahin. Hasan Taçoy. Ersin Tatar. Zorlu Tören. Teberüken Uluçay. Ünal Üstel İzinli. Özkan Yorgancıoğlu. Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. Sayın milletvekilleri, görüşmelere geçiyoruz. Birinci sırada başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Bağımsız Gazi Mausa milletvekili Sayın Doktor Hakan Dinçürek ile Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa milletvekili Sayın Doktor Ahmet Keşif'in birlikte sunmuş oldukları dernekler değişiklik yasa önerisinin komitede ivedilik ve görüşülmesine ilişkin tezkeresi var. Tezkereyi okuyunuz lütfen. Öz, dernekler değişiklik yasa önerisi hakkında ivedilik önerisi. Özde adı geçen yasa önerisiyle tüzüklerini bu yasa uygun şekilde tadil edemeyen dernek, birlik, cemiyet vesaire isimler altında kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olan derneklere yeni bir yıllık süre kazandırarak tüzüklerini bu yasa uygun şekilde tadil etme olanının sağlanması amaçlandığından söz konusu önerinin ivedilikle yasalaşması gerekmektedir. Bu nedenle önerinin ivedilikle sonuçlanmasını sağlamak için İç tüzüğün 80. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hakkında ivedilik kararı verilmesi yönünde gereğini saygılarımla arz ederim. Doktor Hakan Dinçürek, Bağımsız Gazi Mausa Milletvekili, Doktor Ahmet Kaşif, UBP Gazi Mausa Milletvekili.
tezkere hakkında bilgi vermek veya tezkereyle ilgili görüş. Buyurun Sayın Şahin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri, öncelikle altını çizmek lazım ki bu dernekler yasası Avrupa Birliği'ne uyum yasalar arasında yer alan bir yasa olarak meclisten oy birliğiyle geçti. Ve derneklerimizin kendilerini bu yeni yasaya uyarlamaları için makul bir zamanda tanınmıştı. Buna rağmen maalesef ülkenin geleneksel davranış biçimi geldi ve burada da ortaya çıktı. Karşımızda duruyor, maalesef duruyor. Son dakikaya kaldık ve yetiştiremedik. 17 Mayıs'ta yeni dernekler yasasına uyum süreci hitam buluyor. Şimdi ortada bu sürenin uzatılmasıyla ilgili bir yasa önerisi var. İlk bakışta makul gibi görünüyor. Ama lütfen burayı iyi dinleyiniz. Bu bir yıllık ek süre tanımakla alakalı bir öneri değildir. Bu bir yıl boyunca yeni dernekler yasasının askıya alınması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu yasa önerisinde öngörülen zaman makul olmanın ötesinde bir zaman zarfıdır. Geçtiğimiz gün burada polemiğe yol açmasın diye ikinci bir konuşma talebi söz konusu olmadı ama anımsayacaksınız Çiftçiler Birliği yasa önerisi geldi meclisin gündemine. Olumsuz pek çok unsuru bünyesinde barındıran bir yasa önerisi olmasına rağmen iyi niyet gösterisi olsun diye ivediliğine onay verdi. Ama Sayın Başbakan Yardımcısı o yasayla ilgili bu kürsüden yaptığı açıklamada Çiftçiler Birliği'nin 17 Mayıs'a kadar genel kurulunu yetiştiremeyeceğini, dolayısıyla bir yasa önerisiyle Çiftçiler Birliği'ne yasa statüsü, birlik yasası statüsü kazandırmak gibi bir izah yapmış. Şimdi soru şu, yeni dernekler yasasına uyum gösteremeyen her bir derneğe biz burada bir yasal statü kazandıracak dernekler yasasının haricinde böyle bir izah olamaz. Şimdi Çiftçiler Birliği yasasına gerçekten ihtiyaç duyuluyorsaydı o yasa buraya gelirdi, tartışılırdı, bir şekil verilirdi. Ama Avrupa Birliği yasalarından, Avrupa Birliği'nin uyum yasalarından biri olan dernekler yasasının gereklerine uyum gösteremediği için bir yasa önerisiyle bir halihazırda kurulu örgüte farklı bir statü kazandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Bu gerekçe olarak kabul edilemez bu konuda. O nedenle bu yasa önerisinde de öngörülen zaman çok uzun bir zamandır. Biz hiçbir derneğin faaliyetlerini sırf yasaya uyum göstermedi diye durdurması yönünde bir görüşe sahip değiliz ama dernek yönetmek ciddi bir iştir. Dernek yönetmek toplumsal sorumluluğun bir noktasında söz sahibi, pay sahibi olmak gibi bir iradenin beyanı anlamına gelir. Dolayısıyla halihazırda makul bir zaman tanımış olan yeni yasaya uyum konusunda zafiyet içinde olanlara bir yıllık ekstra bir süre tanımak doğru bir yaklaşım değildir. Bu yeni yasaya uyum için öngörülmüş bir süre değil, yeni yasanın bir yıl boyunca askıda kalması anlamına gelecek bir durumdur ve bizim açımızdan kabul edilir değildir. 17 Mayıs'a kadar önümüzde 2 haftalık bir zaman vardır ve derneklerin sırf yeni yasaya uyum sağlamak üzere tüzük değişikliklerini yapmak için yeterli zamanları vardır aslında. Haftanın günlerini paylaşma ihtiyaçları da yoktur. Hepsinin tüzüğünde çok büyük olasılıkla zaten yarım saat beklenir, yarım saatten sonra hazır bulunan üyelerle genel kurul gerçekleştirilir hükmü can simidi olarak mevcuttur. Dolayısıyla asıl olan yeni yasaya uyumun derneklerin kendi sorumlulukları altında yerine getirilmeleri gereken bir görev olduğunun anlaşılmasıdır. Yoksa biz burada bir yıllık bir süre tanıyarak derneklere aslında böyle gelmiş böyle gider konusunda ısrarlı olabilirsiniz iznini vermiş olacağız ki bu doğru bir yaklaşım değildir. AB uyumu konusunda eğer samimiysek AB'de zamanın her şeyden daha önemli olduğu bilinciyle hareket etmek durumundayız. Dolayısıyla zamanı heba edenler açısından bir maliyetin ortaya çıkması gerektiğini de herkes bilecek. Üstüne üstlük bir isim, bir tüzük ve üyelerle birlikte bir
varlık haline gelmiş olan derneklerin, birliklerin, örgütlerin bu konuda lakayt davranma hakkı olmadığı da bildirilmek durumundadır. Dolayısıyla bu bir yıllık süre bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Şahri. Başka söz almak isteyen var mı? Sayın milletvekilleri, buyurun Sayın Keşif. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Dernekler ve birlikler yasalarının düzenlenmesi için verilen süre 15 gün sonra doluyor. Ama bu konuda da çalışmalar tamamlamamış, başlayıp da bitirmemiş birliklerimiz. Bizler bu öneriyi sunarken biliyorsunuz yasalarda muğlak bırakamazsın süreyi. Süre komitede tekrar komite aşamasında tartışılır ve makul süre neyse ortak bir kararla üretilir. Bir il yazdık, doğrudur. Çünkü şu an Mayıs. Bir iki ay sonra meclis tatile girer ve Ekim'de açılır. Kasım'da bütçe. Hep bunları hesaplayarak o bir yılı koyduk biz. Ama eğer komite aşamasında 6 ay, 8 ay, 3 ay, 1 ay diye mutabık kalırsak hep birlikte orada da gereği hep birlikte komisyon olarak yaparız. Murat edilen bu. Vallahi hangi yasamız geçti de uzatılmadı ben de onu söylemek istiyorum. Ha işte. Yani ona şey oldu ve sıkmak lazım. Bahsede. Şimdi bakın yani komisyonların günleri o kadar dar ki orada sıkılır. Arada esas yapmamız gerekenler var iken önemli olan 2 tane önemli yasa var bizim komitemizin önünde. Hedefimiz de Haziran sonuna kadar bu 2 yasayı bitirmektir. Hem dağ yasası hem berete çalışma yasası. O çalışma yapılırken arada bunları nasıl araya sıralayacağız da yapacağız? Bunu da elbette takip edersiniz. Bu öneri bu şekilde düşünülerek yapılmıştır. Katkı veren herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Sayın Keşif. Sayın milletvekilleri tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İkinci sırada Toplumcu Demokrasi Partisi Girne milletvekili Sayın Zeki Çeler'in sunmuş olduğu taşınmaz mal, tasarruf, kayıt ve kıymet takdiri değişiklik yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi var. Tezkereyi okuyunuz lütfen Sayın Kadir. Konu ivedilik. Taşınmaz mal, tasarruf, kayıt ve kıymet takdiri değişikliği yasası ile tadilat, tamirat, kanalizasyon veya boru işleri, ağaç budama veya kesme gibi işlerde komşu taşınmazın sınırlarına girilmesi düzenlenmekte. Oysa yasalarımızda bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Değişen koşullar bu hususta yasal düzenleme yapılarak her iki tarafında hem tadil yapacak kişinin hem de taşınmazına girecek komşusunun haklarının korunmasını gerektirmektedir. Bu sebeple söz konusu yasal önerisinin ivedilikle görüşülmesi hususunda Cumhuriyet Meclisi İş Tüzüğü'nün 82. maddesi önce yerini rica edelim. Zeki Çeler, TDP Girne Milletvekili. Buyurun Sayın Çeler. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuyla ilgili ufak kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Daha sonraları da yanlış anlaşılmaya gerek duyulmadan. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu yasayı düzenlemeden önce hepimizin de belki de aramızda yaşayanlar da var. Başta benim yaşadığımda bir sıkıntı vardı. Ailemin eviyle ilgili 74'ten sonra yapılan ifrazdan doğan bitişik nizamda kalma sebebiyle aileme evinin üstünü yaparken komşunun izin vermemesi neticesinde neredeyse evi tamamlayamayacaktı. Ama şunu da söyleyeyim en başta sonda söyleyeceğimi. Bütün her şeyi tamamlayıp neredeyse koçanı aldığımız bir noktada ben bu yasa önerisini sunuyorum. Biz bitirdik. O yüzden şahsıma bir munhasır bir yasa değil. Biz yandık. Bizden sonra kılar aynı sıkıntıları yaşamasın diye. Bu yasa sorun yaşamasınlar bundan sonra diye. Çünkü bitişik nizamlarda maalesef artık ülkemizde komşuluk ilişkileri eskisi gibi değil. Ve izin almadan kimsenin mülkiyetine girip ne ağaç budayabilirsiniz,
ne evinizi tamir edebilirsiniz, ne drenajınız veya yağmur suyu kanalınız veya telefonla ilgili bir sıkıntı, herhangi bir sıkıntınızı komşunuz size izin vermezse onun arsasına girip hiçbir şekilde bir tamirat, bir değişiklik yapamazsınız. Bu yasayla birlikte bunun idare değil mahkeme kararıyla gerekli tüm izinler alındıktan sonra eğer komşunuz size yasal olarak sözlü ve yazılı bir izin vermezse o arsaya veya o malın içerisine onun haklarını da gözeterek girebilmenin mahkeme kararıyla, yargıçların kararıyla belirli bir süre verilmesini veya bir zarara uğratılacaksa onun da karşılığının yapılmasını gerektiren bir şeydi. Bunu İngiltere'de 1992'de görerek yaptık. Orada da bitişik nizamlarda veya komşunuza sınır olduğunuz durumlarda eğer ki onun malına girmeye ihtiyacı hissederseniz hangi koşullarda, hangi şartlarda yapılması gerekirse onun benzerinde bir düzenlemeyle bunu yaptık. Tekrar ediyorum, benim şu anda hiçbir ihtiyacım yoktu bu yasaya. Çünkü basında da çok konu olduydu bu. Biz işimizi bitirdik ama biz yandık, bizden sona kadar yanmasın diye. Böyle bir yasa yapma gereği hissettim. Tapu dairesiyle de görüştük çünkü orada da böyle bir yasal boşluğun olduğu ortaya çıktı. Belli başlı yargıç arkadaşlarla, savcılarla da görüşerek, İçişleri Bakanlığı'ndan da gerekli bilgiler alarak bu yasayı hazırladık. O yüzden ivediliğine de önem verirseniz bundan sonra en azından toplum barışı içinde komşuluk ilişkileri daha fazla zarara uğramadan, insanlar kavga etmeden, mahkemelik olma noktasına gelmeden de belki bu sorunlar çözülebilir diye bu yasayı hazırladık. Teşekkür ederim, saygılar. Teşekkür ederim Sayın Celal. Başka görüş vermek isteyen var mı? Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, söz konusu öneri farklı dönemlerde yapılmış olan farklı imar düzenlemeleri arasında sıkışmış olan noktalarla alakalı bir açmazın usul halle hallini içeriyor bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Özellikle komşuluk ilişkilerinin zedelenmemesi bakımından fasıl 96 içerisinde yapılmış olması gereken bir düzenlemedir diye değerlendiriyoruz. Ancak bu konuda herhangi bir muğlaklık ifadesine yer bırakılmamalı. Yani hangi dairelerin, kurumların görüşleri çerçevesinde bu müdahalenin yapılmış olması uygundur konusun bir açıklıkla ifade edilmeli. Aksi takdirde nasıl olsa yasa bitişik nizamdaki tırnak içinde mağdurlara bu hakkı veriyor diye belli başlı ihlaller veya tecavüzler söz konusu olmamalı. Aksi takdirde it ucunu kontrol etmek mümkün olmaz ve kaş yapayım derken göz çıkarır. Dolayısıyla bu gibi parsellerde oturanların aralarındaki ilişkinin düzenlenmesi bakımından olumlu yaklaşıyoruz. Ancak komite aşamasında elbette konunun haklarının belirgin bir biçimde çizilmesine ihtiyaç olacak ki keyfi uygulamalar yasa hak veriyor nasıl olmazsa deyip özellikle kamusal alanlara ihlaller söz konusu olmasın. Çünkü yollar ve binalar yasası fasıl 96 çok eski ve hayatın her anını, her gün her anını düzenleyen bir yasa olarak farklı müdahalelerle aslında özünden uzaklaşmış bir yasadır. Dolayısıyla bunun da topyekun yeniden ele alınması ve imar yasaları bütün içerisinde günün koşullarına uyarlanması gerekiyor. Bu bağlamda geçmişteki uygulamalardan bugüne sarkan durumların aşılmasıyla ilgili bu müdahaleye görüşümüz olumludur. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Şahide. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum Sayın Milletvekilleri. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. 62. madde uyarınca iki konuşma istemi vardır Sayın Milletvekilleri. Birinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Sayın Tufan Erhürman, çıkarma plajının kiralanması ile ilgili söz almak istemiştir. Buyurun Sayın Erhürman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı burada yok. Bu konuşmaya kimin yanıt vereceğini bilmiyorum. Ama son derece önemli ve her zamanki gibi enteresan bir kararla
karşı karşıyayız. Bunu meclisle paylaşmak ihtiyacı içerisindeyiz. Biliyorsunuz Bakanlar Kurulu bir süre önce 3 Ocak 2017 tarihinde çıkarma plajının 49 yıllığına kiralanmasıyla ilgili bir karar almıştı. Sayın Başkan, Dirne milletvekilleri için özel olarak önemli bir konudur bu. Sayın milletvekilleri, 5 dakikalık bir konuşmadır. Lütfen yerlerimize oturup dinlersek. Bakanlar Kurulu 49 yıllığına çıkarma plajının kiralanmasıyla ilgili 3 Ocak 2017 tarihinde bir karar çıkarmıştır. Bu karar meclise karar tasarısı olarak gelmiştir. Çünkü Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi yasası 29. madde 49 yıllığına kiraya verilmesi durumunda meclisin kararını gerekli kılar. Meclise gelmiştir, hatta gündeme de girmiştir. Ama gündeme girdikten sonra hükümet tarafından biliyorsunuz geri çekilmiştir. Ve geri çekildiği günde milletvekili arkadaşlarımız burada yaptıkları yorumlarda umarım hatanızın farkına vardınız, bu yüzden geri çektiniz. Başka bir formülle tekrardan önümüze getirmezsiniz umarız diye konuşma yapmışlar. Ama ilginç bir şekilde 11 Nisan 2017 tarihinde, yani 1. Bakanlar Kurulu kararından aşağı yukarı 3 ay sonra Bakanlar Kurulu yeni bir karar üretmiştir aynı konuda. Ve bu yeni kararda Bakanlar Kurulu aynı şirkete bu kez aynı yeri 30 yıllığına kiralama kararı üretmiştir. Şimdi 49 yıllığına olduğunda meclisin onayı gerekir. Şimdi meclisin onayı gerekirken bakın Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri, sayın bakanlar da haklı olarak şaşkınlık belirtiyorlar. Haklıdırlar. Çünkü ben diğer milletvekili arkadaşlarıma da sordum. UBP'de DP'li milletvekili arkadaşlarıma, dışarıda hatta bakan arkadaşlarıma sordum. Bir kısmının haberi olmadığını gözümle gördüm. Nitekim Sayın Ersin Tatar haklı olarak buna çok kızıyor. Takdir ediyorum bunu. Şimdi 30 yıl olunca arkadaşlar Bakanlar Kurulu'nun kararı yeterli oluyor. 49 yıl olsaydı meclisin onayı gerekirdi. Şimdi meclisin onayı gerekirdi ama elimdedir meclise gelen metin gerekçesiyle birlikte. Açıyorsunuz sayfalarını ve bakıyorsunuz, görüyorsunuz ki 49 yıl olarak belirlenmiş olmasının bir takım gerekçeleri sıralanmış burada. Yapılacak yatırım, harcanacak para hepsi burada belli. Ve belli ki ya da öyle olmalı ki ne yapmış Bakanlar Kurulu bu tasarıyı meclise gönderirken? Hesabını kitabını yapmış, 49 yılda bu yatırımın geri dönüşünün olacağını hesaplamış. Burada gerekçeli ayrıntılı kira şartları var, kararın uygulanma şartları var. Ama ne oldu? Çok açık söylüyorum. Belli ki UBP-DP hükümeti buradaki kendini destekleyen diyeyim milletvekillerine güvenmedi. Buradaki milletvekillerinin 49 yıla onay vermeyeceğini belli ki fark etti. Döndü onu geri çekti. Çünkü bizim karşı çıkışımız yetmez. Ulusal Birlik Partisi'nden, Demokrat Parti'den ve bağımsız arkadaşlarımızdan da birilerinin karşı çıkması gerekir. Oy çokluğuna ulaşmamız için. Belli ki aynen Sayıştay'da olduğu gibi, Sayıştay üyesinin seçiminde nasıl 4 gün üst üste boykot etmişlerdi, sabote etmişlerdi meclis çalışmalarını. Burada da nasıl meclisin denetiminden kaçırırım diye yasadaki bir noktayı kullanarak arkadan dolanmaya ve 30 yıla ilişkin kararı Bakanlar Kurulu kararıyla geçirmeye kalkıyorlar. Hatta duyduğumuz söylentiler bugün itibariyle bu sözleşmenin imzalanacağı yönündedir. Söylentidir. Buna bir şey diyemem ama karar söylenti değil. Karar resmi gazetede yayınlanmış. Şimdi nasıl oluyor da bir vakıf arazisi, toplumun hassas olduğu bir arazi ve üstüne üstlük meclisin onayının gerektireceği kadar ayrıntılı bir çalışma yapılmış buraya getirilmişken
buradaki yatırımın 49 yılda ancak geri dönüşü olabileceği Bakanlar Kurulu tarafından hesaplanmışken, sırf meclisin iradesi aksi yönde tecelli edebilir düşüncesiyle, öyle bir öngörüyle Bakanlar Kurulu döner ve 11 Nisan 2017'de 30 yıllığına aynı kiralamanın yapılacağına hükmeder. Böylece meclisi devre dışı bırakır ve kendi kararıyla bu kiralamayı yapmaya kalkışır. Bu arkadaşlar bu meclise yapılmış, bu mecliste özellikle UBP'li, DP'li ve bağımsız milletvekili arkadaşlarımıza, bizim karşı çıkacağımız o günden belliydi, onlara yapılmış büyük bir saygısızlık, hatta ileri gidiyorum, meclise yönelik bir hakarettir. Yani meclis bu malı koruyabilir endişesiyle hiç korunaklı olmadığı bir yöntemle Bakanlar Kurulu'ndan 30 yıla indiriliyor. Bunun hiçbir açıklaması yok. Eğer 30 yılda yapılabilecek bir yatırımsaydı bu, baştan itibaren 30 yıl diye hesaplanırdı. Bize gönderilen, meclise gönderilen metinde 49 yılda ancak geri dönüşü olabileceğine yönelik gerekçeler ve açıklamalar olmaz. Demek ki aslında 49 yıllığına olabileceğini bilmelerine rağmen maksimum Bakanlar Kurulu'ndan geçecek süreyi tespit edip 30 yıl olarak belirleyip kiraya verme kararı üretiyorlar. Arkadaşlar gerçekten artık öyle bir noktadayım ki hem UBP-DP milletvekillerini tenzih ediyorum bu söylediklerimden, hem bağımsız milletvekili arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Hatta öyle bir hale geldim ki Bakanlar Kurulu'ndaki bazı arkadaşlarımı da tenzih ediyorum. Çünkü gözlerine bakıyorum buradan ve haberleri olmadığını görüyorum. Oysa haberleri olmayan şey 11.4.2017 tarihi. 11.4.2017. 20 gün önce, 21 gün önce Bakanlar Kurulu'ndan geçiyor. Bakanlar Kurulu dediğimiz organ, bakanların böyle çevrim etraf oturduğu bir masadan bahsediyoruz. Ve onların dahi haberi olmayan bir uygulamadan bahsediyoruz. Ve amaç ne? 49 yıl olursa meclisten geçer. Olacak bir şey değil arkadaşlar bu. Kabul edilecek bir şey değil. Ve izninizle son olarak Sayın Başkan izin verirse şu benzetmeyi yapacağım. Bu hükümetteki demek ki bazı bakan arkadaşlar, bazılarının haberi olmadığına göre, bir çocuk oyuncağı var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Böyle bir alettir. Çocuğun eline bir tane sopa verirler. Böyle hayvancıklar çıkar, çocuk vurur. Bir tanesi gider aşağıya, pat başkası çıkar. Ona vurur, başkası çıkar. Yani Kumyalı'da dava açtık. Döndüler, Bedis'te kiralama yaptılar. Bedis'te dava açtık. Döndüler, Vasilya'ya uzandılar. Karşıyaka'da, Gorno'da bir şey yaptılar. Döndük, ona dava açtık. Döndüler Tatlısu'ya, kendi belediye başkanlarının olduğu yere uzandılar. Orada hukuk aykırı iş yaptılar. Orada iptal kararı geldi. Şimdi döndüler, 49 yılına meclise getirilmiş bir şeyi 30 yılla Bakanlar Kurulu'ndan geçirip çıkarma plajını kiralamaya kalkıyorlar. Kendilerine destek veren milletvekillerinin endişesiyle. Bu hükümet, hep söylüyoruz, bu hükümetin görevde kaldığı her gün gelecek kuşaklarımızın haklarından çalınmış bir gündür. Bunu böyle ezbere söylemiyoruz. İşte ortada. 30 yıllığına hiçbir denetim, meclisi bile takmadan, çoğunluğa sahip olduğu meclisi bile devre dışı bırakarak 30 yıllığına ipotek alıyor, ipotek altına alıyor gelecek kuşakların haklarını. Herkes silkinsin ve kendine gelsin. Buradaki milletvekili arkadaşlarım da bir kez daha değerlendirsinler bu durumu. Çünkü bu muhalefete, ana muhalefete, diğer muhalefet partilerine yapılmış bir saygısızlık değildir. Çünkü onların zaten sözleridir. Bu esas itibariyle nasıl olur da bize destek veren milletvekillerini de devre dışı bırakırız? Çünkü onlar da buna, bak mesela Zorlu Bey geldi. Zorlu Bey'in gazetelerde açıklaması var bu konuda, biliyorum. Tam da bu sebeple nasıl olur da bize destek veren milletvekillerini de saf dışı bırakırız ve yapmak istediğimizi yaparız. Davranışıdır bu, tarzıdır, tutumudur. Şiddetle protesto ediyorum. Teşekkür ederim, saygılar. Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? Hükümet. Nasıl isterim? Kaç tane bakan var orada? Bakanlar kurulu kararıdır. Yani sebebi inanılmasından sayın haberleri yoksa da haberimiz yok desinler. Bu kadar gayri ciddi bir şey olur mu? Haberleri varsa çıksınlar. Niye böyle bir karar aldılar? Onu söylesinler. Sinnagulle geç, Sinan olmaz bu. Sükut ikrardan geç. Bekleyeceğiz. Turizm Bakanı orada. Turizm Bakanı orada.
Evet. Hiçbirinizin haberi yok mu yok? Kaç ay? 4-6 ay oldu mu? Cevap verilecek bir şey yok. Her şey açık. Ayan beğendi. Hayır ama sayın. Ya nasıl cevap yok? Gökten geldi zembille bakanlar kuruluna be. Sayın milletvekilleri. Buyurun. Buyurun sayın başkanım. Sayın başkan, sayın milletvekilleri. Tabii şimdi böyle bir önemli bir konu, önemli bir hassasiyet ve tabii bu hassasiyetin yarattığı tepkiler de ortada ifade edilmektedir. Tabii bu konu Bakanlar Kurulu'nda daha önce geçip buraya gelmiştir. Daha sonra bu geri çekilmiştir. Ve bu ilgili kişinin orada bir mülkiyeti de olduğu ve bir yatırım yapma niyeti ortaya koyduğundan böyle bir sonuca ulaşılmıştır. Ancak görülen odur ki burada hepi bir tartışması olma ihtimaline açık bir önergedir bu. Burada gelişen bu hassasiyet muhakkak tekrardan değerlendirilme ihtiyacındadır. Ve gerektiği gibi tekrardan değerlendirilecektir. Bu anlamda bütün herkesin bir benzer hassasiyeti olduğu kanaatindeyim. Burada şu anda bu hassasiyeti belki televizyondan görebilir başbakan veyahut da başbakan yardımcısı. Taraf en azından burada yapılan konuşmaları ve hissiyatı tarafımızdan tekrardan Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşıyacağız ve bu konunun tekrardan tartışılmasına vesile olacağız. Bu anlamda da teşekkür ederim. Sayın Bakan, evet. Bir soru, buyurun Sayın Şahin. Sayın Şahin'e bir sormak istedi. Sonra da size vereyim Sayın Şahin. Sayın Bakan, biz aslında bu yapılanı doğru bulmuyoruz ama yapılmış bulundu. Biz muhataplarımıza olumsuz cevap veremiyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkacak tepkilerin arkasına sığınarak bu konuyu tekrardan ancak değerlendirebileceğiz. Bakanlar Kurulu'nda mıdır dediğimiz bunu anlamaya çalışıyoruz. Sanırım benim söylediklerim çok açıktır. Çok açıktır. Yalnız şunu siz de Bakanlar Kurulu'nda bulundunuz. Bakanlar Kurulu'ndan böyle bir karar çıkmıştır. Ve biz bu kararın çıkarken herkes kendine göre hassasiyetini ortaya koydu. Ancak oy birliğiyle çıkar Bakanlar Kurulu kararı. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu kararı çıktıktan sonra benim haberim yoktu, ben bilmezdim gibi yaklaşımlar kesinlikle kıymetli yaklaşımlar değildir. Dolayısıyla başka türlü geçmez. Dolayısıyla burada oluşan, daha doğrusu gelişen hassasiyeti de gerek bizim kendi arkadaşlarımızdan gerekse muhalefet partileri açısından gelişen hassasiyeti biz Bakanlar Kurulu'ndan tekrar gündeme getirme hakkına sahibiz. Biz de bunu yapacağız. Teşekkür ederim. Buyurun Özkan Bey. Şimdi ben bu hassasiyeti algılanmanızı çok mutlulukla karşılıyorum. Ancak biraz önce Sayın Başkanımız konuşmasında bugün bu anlaşmanın imzalanacağını duydum diye bir ifade kullandı. Eğer bu hassasiyetiniz gerçekten oluşmuşsa ki bana göre oluşmuştur, kürsüden enerkenden ilgili bakan kimse lütfen arayın ve bu hassasiyet vardı, bu imzayı atmayın deyin. Çünkü eğer imza atıldıktan sonra hassasiyet konuşulacaksa bir anlamı yoktu.
imzacıya da, muhataba da hukuken bir hak kazandırır. Dolayısıyla Türkçe bu görevi de şimdi kürsüden erkenden yerine getirir. Şimdi kürsüden iner inmez Fikri Bey'le de bu konuyu görüşeceğiz. O da ulaşması gereken yere, ben de ulaşmam gereken yere hassasiyeti ileteceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir önerim olacak. Buyurun Sayın Başkan. Dedi ki Başbakan ve Başbakan Yardımcısı bunu konuşmaları televizyondan herhalde en kötü ihtimalle. Benim size önerim Sayın Başkan, bu oturumun video bandını alıp Başbakan ve Başbakan Yardımcısının telefonlarına e-mail olarak yollayın. Sanırım o diyalogunuz var. Siz de dahil gönderebilirsiniz. Sadece bize kalmasın. Siz de gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'ın gönderine iyi olur. Elektronik çağda ikinci meclis oturumları da böyle olur. Evet. Evet. 62. madde tahtında bir konuşma istemi daha vardır. Toplumcu Demokrasi Partisi adına Sayın Hüseyin Angolemli, Karış'ın eylemi. Buyurun Sayın Angolemli. Sayın Başkan, Sayın Yönetimleri, bütün toplumun hassas olduğu bir konudur. Erhurman'ın getirdiği olay. Ama bunu meclis geçen defa müdafaa ettik, koruduk. Offside'den gol atmaya çalıştılar. İnşallah onun da önüne geçeceğiz. Ve bir ek daha yapayım tabii. Tatlı Su'dan sonra da Mausa bölgesinde Kuzucuk ormanlarına da göz attılar. Onu da kiraya vermişler. Yani hakikaten düşündürücüdür Sayın Başkan, Sayın Başkan. Sayın Akolemli 55 dönümmüş o. 55 dönüm. Cevap verirsin şimdi Sayın Bakan. Kuzucuk bölgesinde. Ötüken, Ötüken. Aynen. O bölgede 55 dönümlük bir orman arazisinin bir şirkete kiralandığı basında çıktı Sayın Bakan. Tamam, tamam. Ben de o bölgenin insanı olarak bunu gündeme getiriyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, hükümet veyahut devlet vergi toplar, ne için toplar vergiyi? Eğitim, sağlık ve savunma, can ve mal güvenliğini korumak birinci görevidir. Bu üç konuda çok hassas olması gerekir. Ama maalesef, maalesef görüyoruz ki 17 bin öğrenci bugün mağdur olmuş durumdadır. Taşımacılık nedeniyle. Taşımacılıkla ilgili birlik, Karış günlerdir hükümeti uyarıyor. Bütün girdilere zam geldi ve nihayet Şubat'tan itibaren %26'lık bir artış öngörüldü. Ama Şubat ayı geçti, Mart geçti, Nisan geçti, Mayıs'a girdik. Hala da bu anlaşmanın, mutabakatın sonuçlarını göremediler. Ve o kadar iyi niyetli davrandılar ki Mayıs'tan itibaren ödenmeyi kabul ettiler. Ama maalesef hükümet bunu da reddetti. Ve ondan sonra Eğitim Bakanı çıkıp diyor ki yanlış yapıyorlar, kabul edemeyik, öğrencilerimiz mağdur oldu. Asıl yanlış yapan sizsiniz. Bu insanlar günlerdir sizi uyarıyor. Verdiğiniz sözün arkasında duracaksınız. Çünkü ortada söz konusu olan geleceğimizdi Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Kalkan cevap verin. İki gözlüm. Ne diyeyim sana başka? Kalkan cevap verin. Burası senin konuşacağın. Ne söz verdiniz? Sana cevap verin. Ne söz verdiniz? Ben iddialar ortaya atarım. Sen kalkan cevap verin Sayın Bakan. Bu fırsattır senin için. Bakınız ne diyor Topaloğlu başkanları. Karışın. 2017 yılı Şubat ayında hükümet ile Karış kilometre başına hesaplanan öğrenci taşıma tarifelerinin %26 olması ve bunun taşımacılık yapanların ücretlerine eklenmesi yönünde mutabık kalktı. Kalk söyle. Ben mi söyleyeceğim? Sen basında çık, diğer tarafa çıktı. Sizi artık tanıyorum. Hükümeti tanıyorum. Bütün uygulamalarınız mahkemelerden dönüyor. Artık iyice düşünerek karar vereceksiniz arkadaşlar. Eğer siz Karış'ın iddiası ki bana göre doğrudur, niye yalan söylesinler insanlar? Oturup anlaştıysanız
O anlaşmaya uyacaksınız. Anlaşma olsa bu mahkeme Allah'a kim üzerine olur? Yok öyle. Anlaşma ille kağıt üzerinde olması gerekmez. Söz verdiyseniz bu insanlar boşuna konuşmaz. Ben ve benim gibi birçok insanlar Karış'ın bu açıklamasının doğru olduğunu anlamaktayız arkadaşlar. Durdukları yerde böyle yalan bir nedenden hareket etmezler. Oturdunuz, anlaştınız ve arkasında durmadınız anlaşmanın Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. 17 bin öğrencidir bu. Sonra çıkarak Sayın Bakan, ben bunları taşıttırırım. Neyle taşıyacaksın bunları sen? Taşıyanları öderim. Ne için ödemeyecektin taşıyanları? Onun için inatlaşma olmaz. Bu geleceğimizdir. Öğrencilerimizin geleceğidir. Dolayısıyla bizim geleceğimizdir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 17 bin rakamı küçük bir rakam değildir. Önemlidir. Oturun ve bir uzlaşma elde edin. Bakınız o kadar iyi niyetlidir ki bu artışın dediler Şubat'ta başlaması gerekirdi. Sana göre yok öyle bir şey Sayın Bakan. Size göre yok öyle bir şey. Yazılı sözleşme var nasıl? Size göre yok. Çıkan buradan okun sözleşmeyi de. Ama biz diyorlar Mayıs'tan itibaren ödenmeyi de kabul ediyorum. Bu kadar geri adım da atabiliyorlar Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Şimdi taşımacılıkta sorunlar çok. Kaçak taşımacılık listen yani toplumda bir iş bölümü yok. Otel sahibidir. Kumarhaneye gelecek olan müşterilerini kendisi uçak alanında anlaşır. Müteahhittir. Bir bakarsınız kiralık arabada şirketi de kurar. Olmadı arkadaşlar. İş bölümü gerekir. İş bölümü olacak. Devlet de bunu denetleyecek. Bugün kaçak taşımacılık vardı. Denetim yoktur arkadaşlar. Hiç denetim yok. Hiç. Dolayısıyla bu Karış yönetiminin ortaya koyduğu iddialar yerindedir. Ve sizi günlerdir sizinle diyalog kurmaya çalışıyor. Günlerdir uğraşıyor. En son geçen hafta, geçen salı yanılmıyorsam meclis önüne geldiler ve uyarıyorlar. Neden bu kadar uzun uyarı yaptılar? Çünkü söz konusu olan öğrencilerimizdir. Söz konusu olan geleceğimizdir arkadaşlar. Şimdi bütün fatura öğrencilere çıkar. Bunu işte hükümet bu uyarıları dikkate alarak bir an evvel oturup anlaşması gerekir arkadaşlar. Ben buradan çağrıda bulunurum hükümete. Ne olursa olsun Karış yetkilileriyle oturun ve bir anlaşmaya varın. Hakkınız yoktur. Gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitimden mahrum bırakasınız. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Angol Önlü. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Angol Emni'nin konuşmasına binaen şunları ifade etmek isterim. Biz Karış'la bir sözleşme imzalamaktayız sene başında. Ve bu sözleşme içerisinde taşıma şartları, taşıma ücretleri, ve diğer tüm konular açık seçik ortaya konur. Ve şu da ifade edilir ki toplu taşıma düzeni içerisinde sivil taşımacılığa yapılacak olan herhangi bir değişim bu sözleşme şartlarında bakanlık tarafından uygulanması elzem değildir, şart değildir. Bu da açık ve net olarak sözleşme içerisinde yazılı olan bir maddedir. Tabii ki devlet yönetimi içerisinde bu tür hizmetler belli bir disiplin içerisinde alınır ve uygulanır ve devletin bu konuyla ilgili olarak da bir bütçe yapılanması söz konusudur.
ve bu bütçe yapılanmasına bağlı olarak da gerekli ödeme planları yapılır ve bu planlar üzerinden ödemeler de yapılır. Şimdi geçtiğimiz 3 yıl içerisinde kişi başı taşıma ücretlerinde bir artış olmamasına rağmen bu taşımacılıkla ilgili olarak birçok iyileştirme de yapılmıştır. Onu da ifade etmek isterim. Çünkü bu taşımacılık şirketleri taşıdığı öğrenci sayısıyla birlikte belli bir sistematik olarak doluluk oranı denilen bir oran üzerinden de ek bir ödemeye tabi tutulurlar. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman bugünkü şartlar içerisinde verilen ödeme miktarları ile ekonomik koşulları göz önünde tuttuğumuz zaman bu arzu edilen ve istenen %26'lık zam miktarı kabul edilebilir bir miktar değildir. Tabii ki taşımacılıkta, öğrenci taşımacılığında da birçok yeni düzenleme yapılması önümüzdeki dönem içerisinde şarttır. Çünkü bugünkü mevcut düzen içerisinde ne taşınanlar ne de taşıyanlar sürekli olarak memnuniyetsizlik ifade etmektedir. Ama biz genel olarak bütçe içerisine baktığımız zaman ki ayrılan bütçe miktarı 24 milyon TL civarındadır. Bu işlemlerin daha iyi şartlarda yapılabilmesinin de yeni formülleri üzerinde durmak gerekir. Ve bu bağlamda da bakanlığımız yeni bir çalışma da yapmaktadır. Tabii ki elbette diyalog önemlidir. Biz hükümet olarak diyalogdan hiçbir zaman kaçmış bir hükümet değiliz. Kaliş yetkilileriyle de bunu yüz yüze görüşeceğiz. Sıkıntıları anlatacağız. Onlardan gelecek olan sıkıntıları da dileyeceğiz. Ama öğrenci mağduriyeti yaratma üzerinden yapılan her türlü eyleme de karşıyız. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Teşekkür eder, saygılar. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sayın Bakan buyurun. Evet buyurun. Şimdi bir sistem, bir düzen getireceğinizi iddia ettiğiniz Şubat ayında ve yeniden sözleşme yapacağınızı iddia ettiğiniz bu şoförlerle ilgili. Tabii Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı bunu söylediydi ve muallaksa bıraktıydı. Dolayısıyla %26,5 verilen zammı ve Sayın Dürüst'ün dediği gibi tüm bakanlıkların temsilcisi oradayken olacak olan bu uygulamayı uygulamaktan niye kaçıyorsunuz? Yani onu açıklayın. Sayın Biray Amzaoğlu, siz bu taşımacılık konusunda belki de bu meclis içerisinde en deneyimli olan isimlerden bir tanesisiniz. Ve daha önceden de bu işleri yakinen takip ettiğiniz için öğrenci taşımacılığıyla ilgili olan sözleşmelerin maddelerine benden bile daha vakıfsınız. Ve bu vakıfiyet de göz önüne alındığı zaman siz de gayet net olarak biliyorsunuz ki bu artış sözleşmeler gereği öğrenci taşımacılığına yansıtılması elzem değildir. Sonuçta tüm dengeler korunarak bir karar alınır. Yani %26 bir yere zam yapıldı diye bu %26 bir şekilde de öğrenci taşımacılığına yansıtılacaktır iddiası yasal dayanaktan yoksun bir iddiadır. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Berova. Sayın milletvekilleri, 5. kısım güncel konuşmalar kısmıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 7 güncel konuşma işlemi vardı. Güncel konuşmalarda konuşma süresi iç tüzüğün 59. maddesinin 5. fıkrasının A bendi uyarınca 15 dakikadır.
konuşmacının konuşma süresini uzatmak istemesi halinde meclis başkanı takdir yetkisini kullanarak 5 dakikayı aşmamak üzere konuşmacıya söz verebilir. Hükümetin konuşmalara yanıtı iç tüzüğün 59. maddesinin 5. fıkrasının bebendi uyarınca 10 dakikayı aşmaz. Hükümetin yanıt verdiği konuşmacının ikinci kez söz istemesi halinde 5 dakikalık bir süre için konuşma hakkı verilir. Şimdi konuşma sırası Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nda. Sayın Katip, isteğini okuyunuz. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa. Cumhuriyet Meclisi'nin 2 Mayıs 2017 tarihli 62. birleşiminde hükümetin ekonomik ve mali politikalarıyla ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İç tüzüğün 63. maddesi uyarınca gereğini saygılarımı arz ederim. Özkan Yorgancıoğlu, ÇTP Lefkoşa Milletvekili. Buyurun Sayın Özkan Yorgancıoğlu. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, tabii meclis açıldıktan sonra böyle bir yarım saat geçtikten sonra meclis böyle geleneksel bir şekilde teneffüs zili çalmış gibi boşanır. Herkes araya çıkar. Vekiller bir yana, bakanlar da dahildir buna. Herkes deme ama. Evet. Yani işte %5. Yani hepsini kastetmedim. Teşekkür ederim Sayın Zorlu Teres. Siz, Ahmet Keşif Bey ve birkaç arkadaş daha, şimdi gerçi yoktur ama genelde o hep buralarda olur. Onun için size ayrıca bir teşekkürü ifade edeyim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben biraz önceki tartışmalar sonrasında şöyle bir çağrı yaparak konuşmama başlamak istiyorum. Ey yatırımcılar, mevcut azınlık hükümeti Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile imzaladığı ve bu meclisten de geçirdiği bir yasaya göre bundan sonra turizm alanlarını ihaleyle verecek. Onun için ihalesiz herhangi bir anlaşmanın altına imza atarsanız birilerinin bunu mahkemeye götürüp iptal etme riski vardır. Dolayısıyla bundan sonra ihaleye açılmayan herhangi bir turizm alanına yatırım yapmadan önce 2 defa düşünün. Çünkü bu UBP hükümetinin beceriksizliği, açgözlülüğü yüzünden sizin de başınız belaya girebilir, derde girebilir, paralarınız da boşuna yatırılmış olabilir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünyada devleti konumlandıran, devletin görevlerini tanımlayan 2 tür algı vardır. Bir tanesi, devlet vatandaş için vardır, ona hizmet etmek için vardır. Bir tanesi de vatandaş devlet için vardır. Sorgusuz sualsiz devleti yönetenler istediğini yapar. Vatandaş da ona mahkumdur. Soru sormadan, hesap sormadan devletin varlığı için gece gündüz çalışır. Ben devletin birinci tanıma uygun olması gerektiğini, yani vatandaş için var olması gerektiğini, vatandaşın hizmetkarı olması gerektiği anlayışın doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bu hükümetin uygulamalarına baktığımızda, daha önce de söyledim, devleti kurduğunu iddia eden 2 partiden oluşan bu bakanlar kurulunun vatandaşı ve ülkeyi sevmekten çok hükümet olmanın nimetlerini sevdiklerini de söyledim. Maalesef. Hangi uygulamaya bakarsak bakalım, bunu kanıtlayan bir yapı oluştuğunu görüyoruz. Önce şunu söyleyeyim. Devletin imkanlarının sınırlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de hükümet yaptık. Bu imkanların ne kadar sınırlı olduğunu gördük, bizzat gördük. Ama bu hükümet buna rağmen ihtiyaç analizi yapmadan hem devlet kurumlarının, organlarının, dairelerinin kendisine
geçici işçi statüsünde eleman alıyor. Hem de devlete bağlı veyahut da devletin de etkisi olduğu kurumlara ihtiyaç analizi yapmadan istihdam yapıyor. Tabii ki devletin görevi istihdam yaratmaktır ama ihtiyaç analizi olmadan yapılan istihdamlarında vatandaşa kaliteli hizmet olarak dönmeyeceğini hepimiz biliriz. Çünkü işinde uzman olmayan, işinin ehli olmayan insanların vatandaşa vereceği hizmetin kalitesi düşüktür. Ama bakıyoruz, kooperatif dahil, KAS dahil, Vakıflar Bankası dahil, kooperatife bağlı kurumlar dahil, devletin kendi organları dahil durmadan istihdam yapılıyor. Ve kalite aranmadan, sınav yapılmadan, ehliyet aranmadan bu yapılıyor. Bakın, KAS'ta bu hükümet devraldığında 70 kişi çalışırken ve KAS'ın kapasitesi hizmet verdiği alanlar artmazken şimdi çalışan sayısı 140'a çıktı. Ama fiilen çalışan sayısı belki de gene 60-70 değil. 60-70 tanesi de odalarda oturuyor. Hiçbir hizmet vermiyor. Niyet nedir? Niyet kası batırmak mıdır? Niyet nedir? Niyet kasa aktarılan hesapsız kitapsız paraların ucundan bir şeyler götürmek midir? Nedir niyet? İhtiyaç analizi yapılmış mıdır? Bir başka uçak şirketine hizmet vermiş olsa bile bunun zaten karşılığı o uçak şirketinden alınmıyor mu ki ayrıca devlet de katkı yapıyor? Değerli arkadaşlar, biliyor musunuz Kooperatif Merkez Bankası'nda ambarında hiçbir şey olmayan, bomboş olan ambarlara bekçi alındığını biliyor musunuz siz UOP'li milletvekilleri olarak? Yani bir kuruşluk herhangi bir ıslığı olmayan ambarların gece bekçisi olduğunu biliyor musunuz? Peki nereye gidecek? Yani bu devletin bütçesine bu yükler eklendikten sonra, artırıldıktan sonra nereye gidecek? Biraz önce konuşuldu, ben de konusunu yapacağım. Kaynak yok diye otobüs şoförleri ödenmiyor ama bu işlere kaynak ayrılıyor. Nasıl olacak? Yani bu ülkede hala daha iş dendiğinde illa da devlette istihdam mı anlaşılıyor? Vatandaşın öyle anladığını biliyorum da devlet de hala daha bu anlayışı mı devam ettiriyor? Bizim hükümet ettiğimiz dönemde de istihdam sorunu yok muydu? Vardı ama ihtiyaç sandığı ve sosyal sigortasını devletin ödemesi kaydıyla özel sektöre 5800 tane genç insanı, en az 2 yıl işsiz olan insanı yerleştirebildik. Bu hükümet niye bunu yapmıyor? 170 tane genç üniversite mezununa kendi işini kurma imkanı sağladık. Yani bu hükümet bunu niye yapamıyor, niye yapmıyor? Ben bazı gençlerle, üniversite mezunu gençlerle soruyorum. Böyle bir olaydan haberleri bile yok. Yani siz bu ülkeyi yöneten bakanlar kurulu olarak iş hayatına yeni girecek veyahut da en az 2 yıl işsiz olan insanların sigortasının ve ihtiyaç sandığının devlet tarafından ödenerek özel sektörde istihdam edilmeleriyle ilgili bir politikayı niye hayata geçirmiyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum da illa da devlete alınacak diye ısrar ediyorsunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu denebilir ki ekonomiyle mali politikalarla ne alakası var bunun? Bal gibi de alakası var. Çünkü siz devletin bütçesine durmadan külfet yüklüyorsunuz. Bakın, biraz önce konusu oldu. Sayın Bakan çıktı bir şeyler söyledi. Ama ben açık ve net şunu söylüyorum. Bu ne otobüsçülerin yanlışıdır ne öğrencilerin yanlışıdır. Çünkü siz bir hükümet olarak bir bakanınız gider ve
ve otobüsçülerle %20 artı zam yapacağım diye anlaşırsanız, altına imza atarsanız, onlar da bunu bekler. Bu sizin sorununuzdur. Yani bir bakan, Ulaştırma Bakanı, bir başka bakana, Maliye Bakanı olabilir, Eğitim Bakanı olabilir, madik atacak diye böyle bir anlaşma imzalarsa, bu vatandaşın sorunu değildir. Bu taşımacıların sorunu da değildir. Bu sizin kendi aranızdaki bir sorundur. Ve bu sorunun ceremesini bir başkasının çekmesi hak değil. Önce kendiniz bu sorunu aranızda halledeceksiniz. Çünkü adamların elinde tapu gibi bir sözleşme vardı. %20 artı zam. Vardı bu sözleşme. Adamlar her tarafa gösterir. Eminim ki bakanlara da gösterir. Yani niye bunu kendi aranızda çözmeden böyle bir anlaşma imzalanıyor? Böyle bir sözün altına giriliyor. Ha, eğer giriliyorsa da gereği yapılacak. Hükümet olmanın koşulu budur. Hükümet etmenin adabı da budur. Ama yalnızca burada değil ki durum. Müteahhitler ödenmiyor. Müteahhitler ödenmiyor. Sabahleyin arkadaşlarla sohbet ederken bir müteahhit dedi. Sayın Başkan dedi. Yarın öbür gün dedi Lurijina yolunun dedi açılışında herkes dedi gösteri yapacak, heşa heşa çekecek. Herkes övünecek, Lurijina'ya yol yaptık diyecek. Ama müteahhitler ilk günden bugüne daha para almadı. Onu kimse bilmiyor. Ama Sayın Maliye Bakanı çıkıyor, para sorunumuz yoktur diyor. Peki müteahhit alacak, demircisini ödeyecek, kalıpçısını ödeyecek, çimentocusunu ödeyecek, işçisini ödeyecek. Ekonomiye katkı böyle sağlanır. Ama alamazsa ne yapacak? Alamazsa ne yapacak? Ekonominin çarkları otobüsçi ödemezseniz durur, müteahhide ödemezseniz durur, vatandaşa ödemezseniz durur veyahut da devletin sırtına gereksiz yük yüklerseniz sizin sıkıntınız da o oranda artar. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bütün bu zorluklar yaşanırken hükümet yani miras bulmuş hovarda gibi de alacaklarını öteliyor, iptal ediyor, bağışlıyor. Geçenlerde çok konusu oldu ama ben bir başka açıdan konuya ele alacağım. Elektrik Kurumu'nun yönetim kurulu başkanı oturdu. Kratos'un 6 milyon Türk liralık borcunu bağışladı. Yarın Artemis'te isterse ne olacak? Salamis isterse ne olacak? Ne bileyim ben işte Merit Oteller Grubu isterse ne olacak? Bundan büyük bir gürültü çıkınca hükümet, Elektrik Kurumu ve Kratos oturdu, anlaştı ve şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Hükümetin çok zengin ya, çok parası var ya, turizm teşviğiyle ilgili elektrik primlerini ödememiş olması nedeniyle Elektrik Kurumu'nun alacaklarından bağışlandı. Vay yahu, yani Hasan'ın Mehmet'e borcu vardır, Hüseyin üstlendi Hasan'ın parasını. Nasıl olacak bu iş ya? Devlet ayrı bir tüzel kişilik. Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğundadır o parayı, primleri ödemek. Elektrik Kurumu ayrı bir tüzel kişilik. Siz Turizm Bakanlığı'nın borcunu Elektrik Kurumu'nun sırtına nasıl yüklersiniz de Bakanlar Kurulu'nda böyle bir karar alırsınız? Hatta gider mahkemeden özür dilerim. Böyle bir kararın çıkmasının altına onay verirsiniz. Yani devletin borcunu Elektrik Kurumu'nun sırtına yüklersiniz. Nasıl olur bu iş? Böyle bir mahkeme kararı nasıl olabilir?
ben mahkeme başkanı olsam, mahkemenin kararlarına çok karışmam ama iki ayrı tüzel kişiliğin borçlarının birinin borcunu öbürüne ciro etmem, öbürüne vermem, veremem. Öyle bir yetkim de yoktur zaten. Nasıl olacak bu iş? Bir taraftan da işte paramız yoktur, otobüs ödemeyik, paramız yoktur, müteahhit ödeyemeyik, paramız yoktur, bunu yapamayız. Ama Kratos'a da peki Kratos'un primlerini yahut da elektrik katkı payını ödemediğimize göre Salamis'inkini ödemedik. Yarın Salamis de gelsin, devletin borçlarını alsın elektrik kurumu, öbür gün ne bileyim Dom Otel gelsin, bir başka gün işte falan otel gelsin. Devletin onlara olan borcunu elektrik kurumunun sırtına hepsini mahkeme kararıyla yükleyelim. Yok da mahkeme tutanağıyla. Karar değil çünkü. Mahkeme oturmadı yani da karar versin. Taraflar gitti ve anlaştı orada. Elektrik kurumu, Turizm Bakanlığı ve turizmci gitti anlaştı. Yarın Salamis'e diyecek ki bana da borcu var Turizm Bakanlığı'nın. Gelin bakalım biz sabut da biz tutalım. Elektrik kurumu devralsın. Bu borcu benim borcumdan düşsün. Yok da Merit de gitsin. Ne biçim iştir bu iş? Ne biçim hükümetçiliktir bu iş? Ve devlet bu kadar paraya muhtaçken nasıl olur bu bağışlama? Kim kimin parasını bağışlar? Ya da kim nereden böyle bir yetki bulur? Bunu birilerinin açıklaması lazım. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yani bir et konusu çıktı. Kaç gündür tartışılır. Yani kimse de kimseyi kınamasın. Şimdi iki katı fiyat olduğunda Rum tarafındaki etlerle kalitesi öyledir böyledir. Herkes bir şey söyleyebilir. Ama insanlar gider alır. Kimse de bunu yani kötüye kullanamaz, yoramaz. Yani birilerinin çıkıp bu konuda bir politika üretip bu insanları rahatlatması lazım. Kasabını rahatlatması lazım, hayvancısını rahatlatması lazım, vatandaşı rahatlatması lazım. Zaten giderek daralan bir alım gücü var iken bu alanda böyle bir sorunu görmezden gelmenin kimseye de yararı yok. Çünkü herkes kendince bir diğer tarafı zan altında bırakıyor. İşte kasap hayvancıdır diyor, vatandaş kasaptır diyor. Ama sonuç olarak herkes ve hatta çoğu insan da ya et yiyemiyor ya da Rum tarafına gidip alıyor. Biz de çaresiz bakıyoruz. Maalesef bakıyoruz. Bununla bir an önce, çünkü sonuçta bu ülkede üretilen et satılırsa bu ülkenin ekonomisinin iç dolaşımı, parasal dolaşımı daha güçlü olur. Ama koşul buyken ben kimseye gidip oradan et alma demem. Öyle bir hakkı da kendimde görmem. Kimsenin de demeye hakkı yoktur zaten. Şimdi ben tekrar Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokola dönmek istiyorum. Orada şöyle bir mantık vardı. Ve insanlar, siz bizden durmadan gelir para istersiniz. Tamam, seve seve veririk ama siz de elinizdeki değerleri İyi kullanın. Bu nasıl formüle edildi? Dendi ki bundan sonra turizm arazileri ihaleyle verilecek. Niye? İhaleye birden fazla insan girecek. 1 milyon, 2 milyon, 300 bin, 500 bin nedir bilmiyorum değeri. Birileri devlete para verecek yatırım alanı almak için. Devlet de bundan 300 bin, 500 bin, 1 milyon kaç paraysa yararlanacak ve acil ihtiyaçları için kullanacak. Geçenlerde torunum hastanede ameliyat olacaktı. Bant var ya böyle bant. Bandı yoktur hastanenin. Bant alacak mesela bu turizm ihalelerinden elde edilen paralardan. Mesela diyorum. Veyahut da başka bir şey alacak. Yani bandı biz gittik satın aldık dışarıdan. Böyle bir durum. İkinci yararı nedir? Bunun vatandaş yani yatırımcı bir araziye 500 bin 1 milyon Türk liralık bir para verip aldığında yatırım yapma arzusu daha çok olacak. Çünkü ben buna para verdim de aldım. Ekonomi canlanacak, çimento satılacak, demir satılacak, ahşap satılacak, o satılacak, bu satılacak.
Ama biz hala daha bunu yapmıyoruz. Konusu olur işte hep kimsenin haberi olmadan, bakanların, vekillerin haberi olmadan arazi dağıtıyoruz. Ben biraz da espri olsun diye yatırımcılara çağrı yaptım. Sakın ola imzalamayın diye böyle bir anlaşmayı. Çünkü herkesin ve hatta bir başka yatırımcının mahkemeye gitme hakkı var. Eğer bir yasa varsa ve derse ki turizm alanları ihaleyle dağıtılacak ve ihalesiz dağıtılır, bir başka yatırımcının, turizm yatırımcısının gidip mahkemede ara emri alma hakkı da vardır. Kendisine eşit davranılmadığı için. Ve iyi idare yasasına göre de böyle bir hakkı vardır. Dolayısıyla herkesin bu konuda dikkatli olması lazım. Şimdi ondan sonra da kamuya düştüğünde rüşvet aldı başını gidiyor. Milletin yaygarası basar. Yoktur öyle şey. Ben var olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu tür araziler bu şekilde devam edildiği sürece bu algı bu halkta olacak. Hiç kimseniz de önüne geçemezsiniz böyle bir algının. O iş mahkemenin işidir. Mahkeme koştursun bulsun. Araştırsın savcılık, polis. Var mıdır yok mudur rüşvet? Ama olmasa bile sistem böyle devam ettiği sürece bu algı halkta olacak ve siz de bu algıyı engelleyemeyeceksiniz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yani anladırık hükümetin ne kadar ekonomik sıkıntı içinde olduğunu anladırık. Onlar övünür ya, çok paramız var, çok paramız var. Yani tekrar etmek isterim ben. Bütün devletin borçları ödenmiş olsa, kasasında para olsa, müteahhitler beklemese, otobüsçüler para beklemese, her şey yani güllük gülistanlık olsa, ister 50 tane Mercedes alın, ister 250 tane Mercedes alın. Kimse de ağzını açık bir şey söylemez. Çünkü her şey tıkırında gider. Siz de iyi iş yapmış olmanın mükafatını almış olursunuz ama bütün bu aksaklıklar devam ederken o daha önce tartışması yapılan 14 Mercedes'e ek geçtiğimiz aylarda aynı koşullarda 4 tane Mercedes daha aldıysanız ki öyle bir söylenti vardır. Bunun hesabı sorulur sizde. Neyse 12, 11 neyse benim dediğim geçtiğimiz günlerde aynı koşullarda yani o dönemdeki imzalanan koşullarda yeniden Mercedes alınmış olması. Toparlayınız lütfen. Bitiriyorum. Eğer böyle bir durumda varsa bu tamam değildir. Bu vatandaş aç iken sizlerin zevk sefa içinde yaşamanız demektir. Bunu kimse kabul etmez. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Yorgancıoğlu. Buyurun Sayın Bakan. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Yorgancıoğlu yaptığı konuşmada izin kurulunun verdiği zam hadisesinin bakanlık tarafından, yani bizim bakanlık tarafından yansıtılmadığını ve bu yüzden de bir mağduriyet ortaya çıktığını iddia etmiştir. Yanlış anlamadıysam. Şimdi Benim dediğim iki tane bakanlık iki uygulama yapıyor. Bu sorun hükümetin sorunudur. Bu nedenle ne otobüsçülerin ne öğrencilerin mağdur olmaması gerekir. Değil, esas mantığı. Evet. Şimdi burada şunu ifade etmek gerekir ki Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı karar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nı öğrenci taşımacılığında nasıl etkiler? Bunun da ortaya koyabilmek için bizim yaptığımız sözleşmeye bakmak icap eder. Ben size sözleşmeyi okuyorum buradan. Üçüncü maddede sözleşmenin bu ifade edilir. Ve taşıma ücretleri
aşağıdaki şekilde ödenecektir denir. Ve altıncı fıkrası bu sözleşmenin aynen şunu ifade eder. Bakanlık motorlu araçlar izin makamı tarafından saptanan ücrete tabi değildir. Bu ücretin altında veya üstünde ödeme yapabilir. Yani burada belirleyici olan kıstas bizim yaptığımız sözleşmenin kıstaslarıdır. Ve biz geneline baktığımız zaman bugünkü şartlarda yapılan sözleşmenin makul bir sözleşme olduğuna inanmaktayız. Ve hatta bu sözleşme üzerinden gelecek yıllar içerisinde sisteme dayalı farklı bir düzenleme yapılabilmesi adına da çalışmalarımız mevcuttur. Bunu ifade etmek istedim. Yani burada vurgulamak istediğim temel husus şudur ki 6. fıkrada net olarak ortaya konduğu gibi üzere bakanlık yani Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı motorlu araçlar izin makamı tarafından saptanan ücrete tabi değildir maddesidir. Ve bu da karşı taraf tarafından da gayet net ve açık olarak bilinmektedir. Teşekkür ederim, saygılar. Buyurun Sayın Bakan. 3 6 3'ün 6'sı. Tabii değil. Aynen değil. Tabii değil. Sizin göreviniz oturup uzlaşacaksınız. Evet, biz uzlaşmayız. Nasıl uzlaşacağız? Ama yani uzlaşma bir tarafın dayatması üzerinden olmaz. Bu şey demek ki daha yukarıda bir fiyat olabilir, altta da olabilir. Evet. Bizim şu anda verdiğimiz ücreti biz makul buluyoruz. Ha bunun nasıl iyileştirilebilir veya nasıl bir düzenleme yapılabilir? Biz buna diyaloğa açığız. Ama %26 zam yapılacaktır dayatması asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu memleketin, bu insanlarımızın parasını biz soylakça harcayamayız. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Konusunda yapılan tartışmaların daha bir üst seviyeye çıktığı günümüzde kasapların şikayetleri var, tüketicinin şikayetleri var ve aslında topu birbirlerine atıyorlar. Bugün sabahleyin de basına yansıyan şekliyle gördüğünde işte Tarım Bakanlığı çare bulsun diyorlar. Şimdi ülkede et fiyatları serbest piyasadadır. Bugüne kadar hayvancıların canlı hayvanlarına fiyat belirleyebildiği bir dönem hiç yaşanmamıştır. Alıcılar o talebe göre o fiyatları belirler. Yani kasaplar aslında fiyatları bir yukarıya çekti. Bunun tabii kasaplar bu fiyatları yukarıya çekerken bizim aldığımız bazı tedbirler, kaçakçılık konusunda aldığımız tedbirlerden sonra piyasadaki yoğunluk azaldık sonra kasaplar bir kendi aralarında da rekabeti birbirlerini itme, kalkma, batırma konseptine ulaşmak için hayvan toplayıp sonra fiyatı yükselttikleri ama söyledikleri fiyatta kimsenin gidip mal almadığı konuşmaları bu sektörün içerisinde inanılmaz seviyededir. Bizim tabii bir gerçek vardır ki biraz da marketlerde ulaşan et fiyatları kabul edilebilir bir limitte değildir. Çok aşmıştır. Ama dünyada da uygulanan bir usul vardır et konusunda. Küçük baş hayvanda aldığınız fiyatın 2.2'sidir kural. Yani şu anda 15 TL canlı kuzu alınıyorsa 2.2'si bunu 30-32 yapıyor. Yani hadi bilemediğiniz 35. Bazı noktalarda daha şikayet bulunur. 35. Yani sizin aşağı yukarı bu ürünü tabii hayvanın değişik yerlerinin satış fiyatları da değişebilir. 35 ile 40 bandında satmanız gerekiyor. Büyük başta da 2.5'tir canlı hayvanı aldığınız fiyattan 2.5 katına satmanız gerekiyor. Bu uluslararası bir kriter şeklinde dönüşmüştür. Bizde kasaplarda, ben kasapların düşmanı değilim.
Ama doğruları konuşmak gibi de bir vazifemiz var burada. Gidersiniz kasaplara, inek eti bulmazsınız. Hep dana satılır, bunu da herkes biliyor. Dana eti 2.5 olsa 12 TL'den alındığına göre o da yaklaşık olarak 24, 6'dan korsak 31, o da 35 civarlarına denk gelir yaklaşık olarak. Ancak bizdeki fiyatlar spekülatif bir noktaya çekilmiştir. Küçük kasapların piyasadan çekilmesini sağlayacak bir hayvan toplama sistemi serbest rekabetin içinde kurulmuştur. Sonra da küçük kasapların gidip de hayvan alamama pozisyonuna düşürülmesinin rekabetidir aslında. Dolayısıyla bu işlere pabuç bırakmak gibi bir niyetimiz yoktur. Veyahut da bazı büyük kasaplar işte bu fiyatları yukarıya çekerek tüketicinin et tüketememe noktasında veyahut da tüketicinin şikayet etme noktasına getirip ya kapılardaki polisle, askerle aldığımız tedbirleri gevşetmemizi veyahut da ithaletin önünü açmamızı motive etme çabasındadırlar. İkisi de olmayacak. İkisi de olmayacak. Nitelikli et noktasında ancak açılım yapabiliriz. Yani bonfile, kontrfile, antrikot. Onun dışında karkas et noktasında ne isterlerse yapsınlar açılacak. Dolayısıyla bu spekülatif fiyatlandırmalar veyahut da gerçek değerin üstündeki fiyatlandırmalarla bir yere varamayacaklar. Bu konuda başka almamız gereken tedbir varsa da alacağız veyahut da almaya devam edeceğiz. O yüzden her sektörü elinde tutan bir spekülasyon ne yaratacak ve sonra istediğini yapacak. Biz de burada noter gibi tasdik yapacağız. Yok öyle bir şey. Ne güneyden geçişlerde gevşetme yapacağım, ne de ithalatta. Dolayısıyla herkes bunu da bu vesileyle, ben Özkan Bey'e teşekkür ederim bu mesajı vermeme vesile oldu. Küçük başta fiyat bellidir 2.2 katı, büyük başta da 2.5. Buna uyacak herkes. Piyasada canlı hayvan alımının fiyatı bellidir. 3 aşağı 5 yukarı 15'e alan var, 15-75'e alan var, maksimum 16'ya alan yoktur. En çok satış 15-75'e kadar çıktığı söylenir. Ona da alıp almadıklarından emin değilim. Ama yani 15 TL kilosu alırlar. Dolayısıyla bunun kat sayısının nereye gittiği belli. Malum. Sayın Başkan, bir sorum sorayım. Tabii buyurun Sayın Akın Bey. Bir kere kaçakçılığı önde geçemez. Mutlaka geçemez. Yani azaltma yönünde büyük mücadele yapıyoruz. Dolayısıyla benim sorum şudur. Birkaç kez yakalananlar var. Bu yakalanan insanlar aynı işi yapmaya devam ediyor. Bu konuda bir önlem almayı düşünüyoruz. Tabii bilirsiniz ki ceza yasasında bunlar yargılanır ama yakalandıklarında tespit edilen etler imha olur. Bunlar da ceza davası gereği dava olur. Yani ben bunun dışında yapabileceğim. Belki ceza yasalarında kaçakçılığın cezasını artırıcı bazı önlemler almamızdır. Belki adım adım oraya da gideceğiz. Adım adım oraya da gideceğiz. Tabii ki kaçakçılık yapılması için büyük bir mücadele yapıyor kaçakçılar. Ama biz bunu azaltmak yönünde de polislerimiz, askerlerimiz hakkını yemeyip gerçekten emek ediyorlar. Büyük bir mücadele yapıyorlar. Belki kamuoyuna yansıyan miktar çok büyük gözükmeyebilir. Ama caydırıcılık yönünde çok yol aldıklarını ben biliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Bakan. İkinci kez söz hakkınızı kullanacaksınız. Süreniz 5 dakika. Buyurun. Zamanım çok değerlidir benim. Çok da yapmam. Boşuna kullanmam. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, ben her iki bakana da teşekkür etmek istiyorum ama tabii tatmin olduğumdan değil. Yani çıkıp da cevap verme şerefine nail olduklarından. Ben önce şunu söylemek istiyordum. Keşke Sayın Bakan Mercedes'leri alırken de devletin parasını bu kadar gözetir olsaydı. Bilmem. Vatandaş takdir eder onu. Ama ben tekrar altını çizeyim. Bakın. Burada bir bakanlığa bağlı
yani Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir kurum gidip bu insandan da bir sözleşme imzalıyor. Var mı böyle bir sözleşme? Var. Ne için? %20 küsur artış vermek neye, için. Neye? Yetkisi var veya yok. Neye o benim sorunum değildir. Taşımacılık konusu. Benim sorunum değildir o. O sizin sorun. Benim anlatmaya bakın benim de bakın Sayın Bakan öfkelenmeyin. Öfkelenmeyin. Benim dediğim iki bakanlık arasındaki uyuşmazlık veyahut da farklı pozisyonda bulunmanın ceremesini vatandaş ve öğrenci ödemesin. Ben bu para azdır, bu para çoktur derdinde değilim. Belki de gerçekten çoktur otobüsçüler. Ama o sorun benim sorunum değildir. Hükümet olabilmenin birlikteliğini gösterememenizdir. Sorun benim için. Ben yanlış algılamadım. Algı oradadır. Ulaştırma Bakanı sizi orada bırakmadı. Şimdi onun görev alanı içerisinde aldığı karar onun görev alanındaki hizmetleri sağlıyor. Ama bizim görev alanımız içerisindeki taşımacılığı, görevci taşımacılığını maddeleri şimdi benim yani anlatmaya çalıştığım devletin iki ayrı kurumunun iki ayrı pozisyon takındığıdır. Yoksa fiyatı ucuzdur, bağlıdır. Yani yasa diyebilir. Ya, Sayın Bakan, beni daha kötü bir örnek vermek zorunda bırakmayın. Biraz önce çıkıldı ve dendi ki bu araziyi kiraladınız. Sonra Sayın Bakan çıktı dedi ki ya bu kadar hassasiyet vardır. Madem ki biz bunu tekrar değerlendireceğiz. Yeni Bakanlar Kurulu'nun 30 yıl kiralama hakkı vardır diye önüne gelen arazi 30 yıl kiralayacak yahut da Ulaştırma Bakanı'nın böyle bir hakkı vardır diye senden habersiz gidip imza atacak. Farklı değildi. Yani herkesin bir yetkisi olabilir ama bu yetkinin toplumdaki karşılığı nedir? Önemli olan odur. Yoksa Bakanlar Kurulu'nun 30 yıl kiralama hakkı vardır ama bu kadar hassasiyet olduktan sonra Sayın Bakan bunu değerlendirecek dedi. Yani lütfen biz de bunu kendi aramızda konuşalım deseniz zaten bu sorun çözülür. Et konusuna gelelim Sayın Bakan. O zaman sizin yapmanız gereken bu anlattıklarınız doğruysa ki doğru olmasa söylemezsiniz. Yani gasapların giderek tekelleşme noktasına geldiklerini. Bizim memlekette rekabet kurulu diye bir kurul vardı. Lütfen onu göreve çağırın. Lütfen onu göreve çağırın. Çünkü haksız rekabetin cezası vardır. Evet. Dolayısıyla yapmanız gereken odur. Teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Yok iş yüzümüz gereği yoktur. Son söz vekilidir Sayın Bakan. Evet. Sayın milletvekilleri ikinci sırada ikinci sıradaki güncel konuşma istemi Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın Ziyamet Köyü'ndeki sorunlar ile ilgili bir güncel konuşma istemi bulunmaktadır. İsteme okuyun lütfen sen kendin. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Ref Koşa, Cumhuriyet Meclisi'nin 2 Mayıs 2017 tarihiyle 62. birleşimde Ziyamet Köyü'ndeki sorunlar ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İş tüzüğün 63. maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim. Biray Hamzaoğulları, CTP İskelemi. Buyurun Sayın Hamzaoğulları. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, evet, bugünkü gündem dışı konuşmam Ziyamet Köyü ile ilgiliydi ama bugün benim eski ve gerçek meslektaşlarım grevde. Grevde oldukları için ben de birkaç söz söylemeden geçemeyeceğim Sayın Bakan. Ziyaretteki şoför arkadaşlarımız. Çünkü sağ olasınız çoğalttıydınız günleri zamanında. Bir tane değiller yani birkaç tane değiller. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın geldiğiniz günden beri söylemekteyiz. Ve tabii İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'na teslim ettiğinde otobüsçüleri, teyzinlerini bana göre aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımacılığında. Çünkü çok kolaydır çuvalcının cebinden oynamak. Dolayısıyla
geldiğimiz günden beri de söylediğimiz bir şeyler vardır. Buralardan toplu taşımacılıkla ilgili yapmış olduğum bütün konuşmalarda bu var. Sistemsizliği ve disiplinsizliği kamu araçları işletmeciler birliği sendikası getirip siyasetçiler getirdi. 32 yıl bu mesleği yaptım, 32 yıl bu mesleği siyasetçiler dövdü. Hala daha dövmeye de devam ediyor. %26 zam vereceğim. Diyelim ki bu fırtınayı atlattın Haziran'a kadar. Dedim ki 3. maddenin 6. fıkrasını çıktın okudun. Gayet güzel. Amma ve lakin 17 Eylül sabahı taşımacılığa başlayan bir otobüsçünün hangi maddesinde yazar ederi peşin ödenenlerde discount yapılır, kesinti yapılır. Peki sen bu otobüsçüleri gerçekten peşin mi öden? Ben buradan bir hafta önceki konuşmamda bunu söyledim. Yine söyleyeyim. Haziran'da okullar kapanır. Köyden kente taşımacılık yapanlar üzerinden örnek göstereyim. Kaplıca'dan iskeleye, Mersinlik'ten iskeleye, Lapatoz'dan iskeleye taşımacılık yapanları söyleyeyim. Haziran'da okul kapanır. Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül 17'sinde okul başlar. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta ödenir bu insanlar. Tam 9,5 ay sonra ödenir bu insanlar ya. Ve bu insanlar mazot parası verecek. Şoför parası verecek. Vergi verecek. Sosyal sigortalar yasasında dile getirdiydim bu konuyu. Burada sana da dile getiririm Sayın Bakan. 9,5 ay sonra cebine para alacak olan bir işletmenin arabasında mı hayır var? Taksidinde mi hayır var? Yaşantısında mı hayır var? Ha sen buraya çıkandan ki haksız kazanç sağlar. Kim sağlarsa ona sensin ki benim. Başkası vermez ya. Sayın Angolemi imzalamaz ya. Ya da bir iki özgür. Birileri imzalar. Nerede? Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Dolayısıyla bu sistemin sistem haline gelmesi gerektiği inancında. Ancak daha önce de söyledim Sayın Bakan, gene söyledim. 94 bin öğrenci var bu memlekette dediniz, siz dediniz. Kendi ağzınızda ya da 93 bin, duyduydum sizi ama ya 93 bindir ya 94 bindir dediniz. Arasında. Peki her üniversite öğrenci başı taşımacılık ücreti kaç para alır? Veya değiştiriyorum sosyal faaliyetler adı altında kaç para alır? 300 euro kişi başına. 90 bin çarpı 300 euro kaç rakam eder? Artı Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği parası, dolayısıyla toplu taşımacılığın miktarı çok yüksek bir rakam. Ve bu yüksek rakam birilerine peşkeş çekilmek için ilerleyen günlerde yol güzergahına konulmak istenir. Sıkıntı buradadır. Yoksa bu işe size daha önce de anlattım. 100 defa anlattım. Gene anlatmaya devam edeceğim. Bu olay basit bir olay. Nasıl önleyebileceğinizi de anlattım. Nasıl devreye sokup da herkesi mutlu edebileceğinizi de anlattım. Ve en düşük rakam verdiğiniz 190 liraya günlük para verdiğiniz adama da eğer sisteme oturduğu takdirde 250 ile 300 lira arasında para da verir. Bu kürsüden söyledim, gene söyleyeyim, bugün söyleyeyim. 382 kişi sözleşme yapar, 400 liradan verseniz 151 bin TL eder. 150 günden çarptığınızda 21 milyon eder. 23 milyon verirsiniz ve bu para kayıp. Ve şoför mutlu değildir. Ve şoför gününde ödenmiyor. Şoför gününde sosyal sigortasını ödeyemiyor. Şoför gününde borcunu ödeyemiyor, taksidini ödeyemiyor. Bu sistemde de asla ödeyemeyiz. Dolayısıyla Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, eğer yarın genel grevde Karış başarılı olursa hazırlayın çantanızı, evinize doğru yol alın diye iddia ederim.
Çünkü göreceksiniz, duyacak hep beraber okulu kapatmak zorunda kalacaksınız. Okulları kapatmak zorunda kalacaksınız. Tabii kırdırabilirsiniz birileri. Bugün de uğraş içindesiniz. Biliyorum, duydum. Sabahleyin onların yanından geçerek geldim. Kırabilirseniz ne mutlu size. Kıramazsanız gideceksiniz evinize. Evet, Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Gönül arzu ederdi ki İçişleri Bakanlığı burada olsun. Bu Ziyamet Köyü geçmişte ana yol aşağıdan geçmeden içinden ana yolun geçtiği bir köydü. Tabii ki ben kolejde okurken Hasan Binatlı şöyle demişti. Ziyamet Yeniçerilerinden alınılırmış bu isim. Ve aslında baktığınızda merkezde Osmanlı'ya ait eserlerinin vuku bulduğu bir meydan görebilirsiniz. Dolayısıyla bu Ziyamet Köyü'nde bugüne kadar hiçbir icraat yapılmadı. Ne yerel yönetim, ne de devlet. Bir düğün salonları yok. Bir halı saha dedik, Ziyamet İlkokulu'nun içine yapılsın dedik. 294 öğrenci faydalanacak. Öğleden sonra da okul aile birliği bunu gelir getirici şekilde kullanacak dedik. Gelincik köyünün içine yapıldı. 2 sene geçti, hala daha elektriği bağlanmadı. Gelincik köyündekinin de hedeflenen, amaçlanan, oradan çıkan, vekil olarak buraya gelen bir otobüs şoförünü siyaseten dövmek. Doğruyu yapmadınız sayın yöneticiler. O gün de yapmadınız. Bugün de yapmamaktan ısrarcısınız. Dolayısıyla Ziyamet Köyü her yönüyle mağdur bir köy. Ziyamet Köyü 8 tane köyün öğrencilerinin uğradığı bir merkezdir. Ve bu merkez artık köy yerinden çıkıp kendine has özellikleri, güzellikleri olan bir köy şekline geldi. Yine iletişimsizlik yüzünden ve de anlaşamamazlık yüzünden Ziyamet Köyü'nün mezarlık yolu dediğimiz aslında onların ana yolu olan, eski ana yol olan yolun gerçekten çok kötü bir durumda olduğunu ve bu yolun bir an önce yapılması gerektiğini ancak karayolları oraya uğradığında belediyenin bile haberinin olmadığının altı çiziyor Facebook'larda. Dolayısıyla gerçekten ben bazen söylüyorum ya, uzak doğu ve bana kızıyorsunuz ama sizin hükümet olarak buralarda yapmanız gerekenler var. Yerel yönetim zaten batık bir şekilde devam etmektedir, batmıştır. Ayağa kaldıracağınızı iddia edersiniz. Ancak bugün 4. ay oldu, daha insanlar ödenmedi. Ve ödeneceklerine de inanmıyorum Yeni Erenköy Belediyesi'ndeki işçilerin. Ama çözüm üreteceğinize sindirme politikası yaparsınız. Tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi eğer İçişleri Bakanlığı'nda olmuş olsaydı 100 defa greve gidecekti bu insanlar. Ama bugün sizler sindirme politikasıyla, korku politikasıyla onları sindiriyorsunuz ve ne acıdır ki haklarını bile arayamıyorlar. Biraz korkuluk büyük be. Öylesiniz. Maalesef öylesiniz. Üzgünüm ama öylesiniz Sayın Bakan. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Hamzoğulları. Korkuluk belki bize. Evet. 3. sırada Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Zorlu Tören'in merhamet, şefkat, sevgi ve vicdan ile ilgili güncel konuşma istemi bulunmaktadır. İsteme okuyun lütfen Sayın Katip. Sayın Tören, bir dakika isteme okutuyorum. İsteme okuyun lütfen Sayın. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa, Cumhuriyet Meclisi'nin 2 Mayıs 2017 tarihiyle 62. birleşimde merhamet, şefkat, sevgi ve vicdan ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İş tüzüğün 63. maddesi uyarınca gereğini saygılı alımla arz ederim. Zorlu Töre UBP Lefkoşa Milletvekili. Buyurun Sayın Tören. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii dünyada yaşadığımız birçok olaylar vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaşadığımız olaylar vardır.
Kıbrıs meselesinde yaşadığımız birçok olaylar vardır. Ve bu yaşanan olayların içerisinde ciddi bir merhametsizlik, şefkatsizlik söz konusu. İnsanlık duygusu çok uzaklarda. Bugün Suriye'de 6000 kişiye yakın kadın, çocuk, yaşlı, erkek denizlerde boğulmuştur. Bugün Suriye'de birçok okulda öğrenciler öğrenim yaparken başlarına bombalar yağmıştır. Hastanelerde insanlar sağlık hizmeti alırken hastaneler bombalanmış ve orada insanlar hayatlarını kaybetmişlerdir. Kıbrıs meselesinde de maalesef EOKA'nın başlattığı faaliyetler sonucunda örneğin attılar Murat Ağa sandallarda yaşlı kadın çocuk demeden insanlar katledilmiştir. İnsan sevgisinden yoksun, şefkatten uzak, merhametsiz bir yaklaşım. Halbuki insanoğlunu Cenab-ı Allah yaratmıştır ve biz yaratılanları yaratandan ötürü de severiz. İster aslında Rum olsun, ister İngiliz, ister Fransız. İnsan insanı öldürmemeli esasında. Savaş çıkmamalı. Dünyada silah olmasın. Güzel bir düşünce ama maalesef dünyada da böyle bir durum söz konusu değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çocuklar ve kadınlar ciddi bir şekilde, özellikle çocuklar ve kadınlar ciddi şekilde sevgisiz büyümektedirler. Birçok boşanmalar meydana gelmekte ve geçen gün gazetelerde de okudum. 1200 kusur evlilikten 800 kusur boşanma meydana gelmiş. 569 çocuk hatırladığım kadarıyla sayısı annesiz veya babasız kalmış veya anne baba arasında kalmışlar. Anne baba şefkati yok. Bazı çocuklar da tamamen anne ve baba tarafından terk edilip devlete bırakılmakta veya bir kısım akrabaya bırakılmakta veya büyük anneye, büyük babaya bırakılmakta. Ve çocuklar maalesef şefkatten yoksun. Merhamet duygusu ne kadar varsa insanlarda o kadar merhamet edilebilir veya şefkat varsa o kadar şefkat yapılabilir. Veya merhamet yoksa, şefkat yoksa çocuklar ara yerde eziliyor. Aileler de eziliyor. Ama gelin görün ki bu uygulamalar gözlerimizin önünde cereyan ediyor ve biz bunlara müdahale etmekte ve anlatmakta zorlanıyoruz. Sıkıntı çekiyoruz. Onun için nerede olursanız olun, ister iş adamı olun, ister işçi olun, ister emekçi olun, İster milletvekili olun, ister bakan olun, mutlaka tuttuğumuz makamda merhamet olması gerekir, şefkat olması gerekir, sevgi dolu olması gerekir. Bir annenin, babanın yerini hiçbir şekilde devlet tutamaz. Bir annenin, babanın yanında büyüyen bir çocuk başkadır. Devletin kurumlarında terk edilmiş çocukların hali nicedir, nice başkadır. Dolayısıyla mutlaka aile ortamını dikkate almak gerekir ve aileye önem vermek gerekir. Bunları ifade etmek istedim. Bir de dünkü yürüyüşte yaşasın 1 Mayıs, biz de işçi bayramını kutladık. Ama işgale son, ablukaya son diye pankartlar da açıldı. Eğer bu işgalden Türk ordusu kastediliyorsa bunu reddediyorum. Eğer bu ablukadan Türkiye kastediliyorsa bunu da reddediyorum. Çünkü işgal altında olan Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Çalınmış olan Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Kıbrıslı Türklerden çalınmıştır. Türk ordusu bizim kurtarıcımızdır. İşgalci değildir. İşgal eden ve çalan Kıbrıslı Rumlardır. Kilisedir, papazdır, EOKA'dır. Dolayısıyla bizim yürüyüş yapan gençlerimiz İnşallah Türk ordusunu kastetmediler de Kıbrıslı Rumları kastettiler. EOKA'yı kastettiler, kiliseyi kastettiler, Yunan cuntasını kastettiler. Dilerim ki öyledir. Eğer başka türlü yapmışlarsa, başka türlü düşünceleri varsa onları bu meclis kürsüsünden de kınıyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Töre.
Evet, cevap mı vereceksin Sayın Bakan? Buyurun, buyurun Sayın Bakan. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii ki Sayın Töre'ye teşekkür ediyorum. Çok önemli bir ve hassas bir konuya değindi. Bizler de çocuklar ve kadınlar bizim bakanlığımıza bağlı olduklarından dolayı bu gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Kıbrıs meselesinden dünyada Suriye'de kaybolan veyahut da savaşta ölen çocuklardan bahsetti. Ve özellikle ülkemizde de kadınlar ve çocukların sevgisiz büyümekte olduğunu ifade etti. Bunlar acı da olsa gerçek ifadeler, doğru. Bizler de bu konuda elimizden geleni yapmak için Sosyal Hizmetler Dairesi olarak çok ciddi çalışmalar yapmaktayız. Tespitine katılıyorum. Devletin kendi bakım evinde büyüttüğü çocukların diğer anne baba ortamında, aile ortamında büyüyen çocuklara oranla daha farklı geliştikleri bizim de tespitimiz içerisindedir. Bu konuda onlara bakıcı koruyucu aile bulmak ve bu koruyucu aileleri de önce aileden başlamak kaydıyla tabii ki varsa yoksa dışarıdan birilerini bulmak ve bu konuda gerekli katkıyı da yapmak için çalışmalarımız devam eder. Maalesef bugüne kadar elimizdeki tüzükler buna imkan tanımıyordu. Şimdi tüzüklerde de bu bakıcı olan koruyucu ailelere maddi katkı yapmak için bizler de bir takım tüzük değişiklikleri yaptık. Tabiri caizse ilgili tüzüğü baştan yazdık. Dolayısıyla bu konuda kadınlarımızın da uğradığı şiddet zaten önümdeki kitapçıkta onunla ilgili Çalıştay'ın sonuçları artık ortaya çıkıyor. Bu konuda gördüğümüz sıkıntıyı ve hükümet olarak bu konuda attığımız adımların en önemli adımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kadına şiddet konusu. Gerekli tüm çalışmaları süreç içerisinde halkımızla paylaşarak ve tuttuğumuz makamlar ne olursa olsun bu çocukların düzgün bir şekilde yetişmesi, topluma faydalı bir şekilde yetişmesi, sadece bu çocuklar değil, tüm ülkedeki çocuklarımız da aynı durumda. Onlar için de aynı şeyler geçerli bakanlık olarak baktığımızda bakanlığımızın en önemli konularını da teşkil etmektedir. Ben tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zorlu Bey'e de bu hassas konuya değindiği için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sayın Milletvekilleri, dördüncü sırada Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Sayın Zeki Çeler'in ülkemizdeki çalışma hayatı ile ilgili bir güncel konuşma istemi bulunmaktadır. İstemi okuyun lütfen Sayın Katip. Cumhuriyet Meclisi'nin 2 Mayıs 2017 tarihli 62. birleşiminde ülkemizdeki çalışma hayatı ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İş tüzüğün 63. maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim. Zeki Çeler, Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili. Buyurun Sayın Çeler. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Süreniz 15 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tam bir yıl önce yine 2 Mayıs'ta TDP, Baraka ve Bağımsızlık Yolu'yla birlikte 10 kişi ve üzerinde çalışanın olduğu iş yerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması amacıyla bir yasa önerisi sunduk. Ve maalesef hala daha bir yıldır bu önerimiz meclis komitesinin tozlu raflarında bekletilmektedir. Tabii kimisine göre özel sektörde sendikalaşma özel sektörü batıracak, mahvedecek mentalitesini düşündürür. Kimilerine göre olmaz, imkansızdır. Çünkü kamudaki sendikalaşmanın, grevlerin yarattıklarını olumsuz düşüncelerle farklı algılara yönelterek de aynı olacağı düşüncesini yaymakla bunu yapmaya çalıştılar ama geçtiğimiz yıllarda da, geçen bu bir yılda da, dün de, bugün de halen daha değişen hiçbir şey yoktur. Tabii ki tenzih ederim. Belki de birçok işverenimizi, çalışanlarının tüm özlük haklarını veren, çalışma saatlerini usulüyle yasasına uygun bir şekilde kullandıran, çalıştıran, maaşını ona göre ödeyen
izin haklarını ona göre kullandıran işverenlerimiz mevcuttur. Örneğin dün sanayi bölgesini yine TDP, Baraka ve Bağımsız Yolu'na birlikte dolaştık ve aslında sevindirici bir şeydi. 1 Mayıs ve Pazartesi olmasına rağmen sanayide bizim görebildiğimiz kadarıyla birçok iş yeri kapalıydı. Açık olanların kiminde kebap çevirirlerdi, kimisinde de belli başlı belli ki ya bugün bu işi yapalım bitirelim da bu da aradan çıksın mentalitesiyle bir durum söz konusuydu. Tabii ki saygıyla karşılıyoruz. Ama daha sonra dere boyunu bir turladık. Orada hizmet sektörü dışında bazı dükkanların da açık olduğunu gördük. Biz broşürleri verirken ama bugün 1 Mayıs biz çalışırız diye yüzünü asanlar da oldu. Şimdi şu örneği vereceğim, hani tenzih ediyorum ya bazı işverenleri, işyerlerini. Örneğin akşam üzeri sırf denemek ve ne olduğunu öğrenmek için de bir kafeye gittim Girne'de. Ve daha önceden tanıştığım ve bir restoranda garson olarak görev yapan Filipinli bir çalışanın o dönemde de yine konuyu meclise gündem olarak getirmiştim. Konu etmiştim bunu ve ilgili bakan hatırlamıyorum kimdi ama çalışma dairesinin denetçilerini oraya göndermiş. Çünkü 8 saatten fazla çalıştırılıyor. Antreleri yani dinlenme izinleri kullandırılmıyor. Maaşlar asgari ücretin de altında verilip ama asgari ücretmiş gibi gösteriliyordu. Denetçiler gidip denetlediğini bana anlattı. Ancak kendisini konuşturmadıklarını, mutfağa kapandıklarını ve sadece müdürün denetçilerine konuştuğunu dün tekrar hatırlattı ama şimdi çok mutludur. Ve dün çalıştığı yerde gönül rahatlığıyla bana "Sör" dedi, "burada çalışıyoruz ama bugün 1 Mayıs olmasına rağmen ekstra ödeneceğiz. Tüm izinlerimiz kullanabiliyoruz, maaşımız asgari ücretin de üzerindedir." Kutlamak gerekir aslında böyle işverenleri de, bunu da anlatarak. Ama halen daha da işçisinin yanında çalışanın emeğini sömüren, halen daha gerekli çalışma saatlerinin dışında daha uzun sürelerde çalıştırıp overtime'ını ödemeyen, izinlerini kullandırmayan, yatırımlarını yapmayan ve kaçak işçi çalıştıran birçok kurum vardır. Ve bu noktada ben Çalışma Bakanlığı'ndan, tabii ki Sayın Bakan Bey şu anda cevap veremeyecektir ama gerekirse yazılı da sorarım ama samimiyetine inanıyorum. Birkaç gün içinde de sözlü soru olarak da bugün bunu alır ve cevaplar da, örneğin kaç tane çalışma dairesinde kaç denetçimizin olduğunu ve son bir yıl içerisinde kaç tane iş yerinin, işverenin denetlendiğini ve bunlardan ne gibi sonuçlar çıktığını veya bu denetimler yapılırken sadece müdürler veya yöneticilerle mi konuşulduğunu yoksa işçilerle de özel olarak konuşulduğunu ve onlara da belli güvenceler verilerek bu soruşturmanın yapılıp yapılmadığını gerçekten merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde iş cinayetleri diyeceğim. Çünkü çalıştırdığınız işçilerin güvenliklerini sağlamadan eğer onları çalıştırıyorsanız bu kaza değil, bu bir cinayet olur. Ve işverenlerin bunun önüne geçmemesi bunların artmasına sebebiyet veriyor. Ve örneğin elimizdeki verilere baktığımızda son 5 yıldaki iş cinayetlerindeki ölüm sayısı 36'dır. 2011'de 6, 2012'de 4, 2013'te 7, 2014'te ise 6 kişi bu iş cinayetlerinde hayatlarını kaybederken 2015 yılında bu rakam 13'e yükseldi. Yani 2011'den 2015 yılına kadar toplam 36 kişi işledikleri yerlerde veya bir yerden bir yere iş için seyahat ederlerken hayatlarını kaybettiler. Hal böyleyken bizim sırf özel sektör aman batmasın, aman inşaatlar durmasın, aman biri daha az kar etmesin diyerekten bu denetimleri eksik tutmamız kabul edilebilir bir şey değil. Belki de gelmiş geçmiş hükümetler denetimi doğru düzgün yapabilmiş olsaydı, denetçi sayılarını artırıp doğru denetimi yapabilmiş olsalardı, sendikalaşmanın konuşulması bile gerekmeyebilirdi. Ama madem ki hükümet belli başlı bağlardan veya ilişkilerden ötürü bu denetimi veya hükümetin eksikliğinden dolayı
devletin yetersizliklerinden dolayı bu denetimleri yapamıyor. O zaman özel sektörde sendikalaşmanın kaçınılmaz olduğunu artık kabul etmek zorundayım. Ben de özel sektörden gelen biriyim. 2003'te mezun olduktan sonra Kereste şirketinde çalıştım. Mobilya şirketinde çalıştım. Beyaz eşyada çalıştım. Restoranda dönercinin yanında çalıştım. Kafede çalıştım, dondurmacıda çalıştım. Klaplarda, diskolarda çalıştım. Ama 10 yıllık yatırım hayatımı tekrar ediyorum. Daha önceki tutanaklardan da göreceksiniz. 10 yıllık toplam özel sektör çalışma hayatımda sadece 2 yıla yakın bir süre yatırımım mevcuttur. İsteyene veririm kimlik numaramı, sosyal sigortaların web sayfasından kaç yıllık yatırımım olduğunu görebilir. Yani böyle bir durumda bunları yaşayarak bugünlere gelebilen bir vekil olarak sanırım halen daha bunların yaşandığını görüyor olmak, bunların var olduğunu bilmek ve bunlara sessiz kalmak doğru olmazdı diye düşünüyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bence artık bu ülkede hem kendi vatandaşlarımızın hem yurt dışından gelen vatandaşların çalışma hayatlarını, güvenliklerini, her türlü hak ve özgürlüklerini sağlamak ve kayıt dışı çalışmayı, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alabilmenin yollarını belki de elimizi taşın altına koyarak bulmak ve bunu yapmak zorundayız. Biliyorum birçok noktada özellikle kendi gençlerimize, kendi insanımıza çalışmıyor, tembeldir ya da hiçbir Kıbrıslıyı siz inşaatlarda çalıştıramazsınız. Hiçbir Kıbrıslı gidip kafelerde, restoranlarda bulaşık yıkamaz, masa toplamaz, masa silmez veya servis etmez çünkü utanır veya ailesi müsaade etmez. Yoktur efendim öyle bir şey. Siz işverenler ve devlet gereken önemi ve gereken kamu anlayışını sağlarsanız emin olun ki sizin kendi evlatlarınızda ihtiyacı olan da olmayan da özel sektörde her türlü hizmet alanında da çalışmaya kendini verecektir. Benim yanımda kafede ben sorumlu olarak çalıştığım dönemde o zaman üniversitede çalışan birkaç arkadaşım şu anda kendi mekanlarını açtılar. Ve özellikle kendi genç arkadaşlarıyla gerek iş tasarımından tutun aşçısına kadar, bulaşıkçısına kadar hep kendi arkadaşlarıyla bunları yapmaya çalışıyor. Ve garsonu bile gene bizim kendi insanımızdan, kendi çocuklarımızdan alıyor. Ama nedir? Eğer üniversitede okuyorsa ve part-time'sa onun derslerini etkilemeyecek şekilde. Çalışma saatlerini doğru hazırlayarak, haklarını yatırarak, maaşını doğru düzgün ödeyerek, ödettirerek aslında bunları yapabilirik. Örnek olmamız gerekir. Bunun için de partim ve şahsım adına ilerleyen dönemlerde belki de gençleri çalışmaya, bu tür hizmet sektöründe görev almaya yöneltici çalışmalar da yapacağım. Belki Sayın Bakan'la da bunu bir ara konuşuruz. Uygun görülürse bakanlık himayelerinde bile yapılabilecek çalışmalar olabilir. O yüzden benim Sayın Bakan'dan ve özel sektörde kurumlaşmış yapılardan, örneğin sanayi odasından, ticaret odasından, tüm kurumlardan da en azından kendi iç denetimlerini de sağlamaları ve eğer ki kendilerine üye olan kurumlarda işçinin, emekçinin hakkı yeniliyorsa onun da kendi odaları tarafından cezalandırılması belki de otodenetim noktasında da hem devlete hem de ülkenin geleceğiyle ilgili de büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama ısrarla eğer ki bunlar yapılmıyorsa da özel sektörde sendikalaşıp işçinin, emekçinin hakkının kendilerince savunulmasının en yasal haklarla verilmesi gerektiğine inanıyorum. Teşekkürler, saygılar. Teşekkür ederim seyirciler. Buyurun Sayın Bakan. Süreniz 10 dakika. Sürem 10 dakika. Peki, teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Zeki Bey'e
özetle bu 1 Mayıs'tan sonra almış olduğu bu konuşmadan dolayı da teşekkür ediyorum. Dün tüm ülkede 1 Mayıs'ın gerek işçi bayramı olarak, gerekse de bahar bayramı olarak sorunsuz bir şekilde kutlandığını da bir çalışma bakanı olarak ifade etmek istiyorum. Bundan da gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki sendikasız çalışmayla başladığınız soruları konuşmanıza. Bu konuda bakanlık olarak şunu çok net söyleyeyim. Özellikle hem sanayi odasıyla hem de özellikle ticaret odasıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde kazan kazan mantığıyla olmak suretiyle. Çünkü işçinin olduğu yerde işveren, işverenin olduğu yerde işçi bulunacağından burada tüm tarafların kazanması kaydıyla bu görüşmelerin başlaması için ticaret odasının da yeşil ışık yaktığını ben size söyleyebilirim. Fakat bakanlığın yoğunluğundan bizler de bu konuda ne kadar destek verebildik, o konuda bizim de kendimizi değerlendirdiğimizde bir takım daha yapmamız gereken, almamız gereken yol olduğunu söylemek isterim. Ama bu konuşmaları artık yapmamız lazım. Çünkü hem işçinin hem de işverenin birbirine muhtaç olduğu bir düzenden bahsediyoruz. Burada ben inanıyorum ki işverenler de çalışanlarını en iyi şekilde destekleyerek onların belli bir standartta yaşaması için ellerinden geleni yapacaklardır. Zaten dünkü birçok vatandaşımızın piknik alanlarında olması, sizin de ifade ettiğiniz iş yerlerinde bile mangalların yanması da bunun bu ülkenin en güzel yanıdır, en güzel göstergesidir diye de düşünüyorum. Çalışma dairesinde kaç tane denetim yapıldığı? Tabii ben sadece şunu söyleyeyim. Çalışma dairesinde sürekli denetimler yapılıyor. Ve artık sadece çalışma dairesi de denetim yapmıyor. Pilot olarak başladık. Artık bakanlık denetim yapıyoruz. Özellikle yabancıların çalışma izniyle ülkede çalışırken yaptığımız yasal değişiklikten sonra biliyorsunuz daha önce kayıt dışı bir işçi yakalandığı anda ülkeden anında deport ediliyordu. Şu anda en azından o bekleme süreci 40 günlük, 30 günden 40 güne çıkan iki iş arasında geçireceği o sürede başka bir iş yerinin kendisini deneme maksatlı aldığı anda orada bizim ekiplerimizle müfettişlerimiz tarafından tespit edilmeleri halinde deport olmaları ortadan kaldırılmış. Böylece siz de takdir edeceksiniz. Özel sektörde çalıştığınız hamburgerci dahi olsa onu bir denemek istersiniz adamın ne yaptığını. Bunun da önünü açtıktan sonra bakanlık denetimlerini başlatıyoruz. Yani bir gün çalışma dairesi, ertesi gün sosyal sigorta, bir gün ihtiyaç sandığı değil, bir defa da hep birlikte gidilmesi. Herhalde bundan daha haberimiz yoktu. Böylece bunu da ben de ifade etmiş oldum. Dolayısıyla bu konuda bakanlık olarak çok hassas çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz yasal düzenlemelerden sonra bunları da adım adım gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii buradaki denetimlerde siz de bahsettiniz. Basında benim paylaştığım denetimler yapılsa her yer durur, biri kazansın da onlar kazanç sağlasın değildi bizim söylediğimiz. Biz orada genel denetimden bahsettik. Ama bunu maalesef siz de böyle anlamışsanız üzülürüm. Bunu sadece iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gereken denetimler olarak algılanması da çok yanlıştır. Burada konuştuğumuz biz bile burada iş kazası geçirebiliriz. Şu anda buradaki asma tavan kafamıza düşebilir. Yani bunu kimse engelleyemez. Bir terzi atölyesinde de bir iş kazası olabilir. Bir torna atölyesinde de olabilir. Bir boru atölyesinde de olabilir. Kaynak atölyesinde de olabilir. Ama inşaatlarda bu risk diğer gruplara göre 4 kat daha fazla olduğunda bir inşaatlar gündeme geliyor. Burada biz ne işçiyi ölmesi için işvereni başıboş bırakıyoruz, ne de işvereni bu konuda kolluyoruz. Sadece söylediğimiz bir tek şey var. Yapılan işlemlerin düzgün yapılması ve mantıklı bir şekilde yapılması. Bizde alfabenin A'sı, B'si, C'si yok. Biz V, Y, Z'yi aradığımız zaman da buna da karşı durduğumuzu çok net söylüyorum. Ve şunu da ifade edeyim. 1989 yılından kalma bir iş sağlığı ve güvenliği tüzüğümüz var. Bilmiyorum bundan da size bahsettiğimi konuşanlar. Bugünkü koşullarda çağın fersah fersah gerisinde kalmış bir tüzük. Ve artık sonuna gelindi. Şu anda hukukçumuz
son şeklini veriyor. Son bir kez daha hukukçu düzenledikten sonra sivil toplum örgütleriyle buluşup bu konuda son noktaya koyacağımızı ifade ediyorum. Dolayısıyla kimseyi kayırmıyoruz. Kimsenin de bu konuda işçinin hakkını gasp etmesini asla kabul etmiyoruz. Ancak bizim bahsettiğimiz denetim yapılarda genel denetimdir. Siz düşününüz ki bir binanın tasarlayıcısı olan mimar ortada yok. İnşaat mühendisi ortada yok. Müteahhit ortada yok. Müteahhitin şantiyede bulundurması gereken şantiye mühendisi ortada yok. Ve burada iş sağlığı ve güvenliğinden bahsedeceğiz. Siz de alıp bugün yarın iki tane işçiye evinize sıva yapmaya götürebilirsiniz. Düşün bu da öyle değil. O zaman Çalışma Bakanlığı var. Bilmem bir şeyleri ifade edebiliyor muyum? Veya o binanın yapının denetimi nerede? Sağlıklı yapılıp yapılmadığı ki Girne Belediyesi bu konuda da hemen bu yaptığımız çağrıya anında cevap vermiştir. Artı sivil toplum örgütü olan bu konuyla ilgili en önemlisi iki sivil toplum örgütü, Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisi Odası başkanları bizi bakanlıkta ziyaret ederek bu konuda da full destek vermiştir. Dolayısıyla ne söylediğimizi çok iyi biliyoruz. Şu anda da denetimler devam ediyor. Ama sadece iş sağlığı ve güvenliği denetiminden bahsetmiyoruz. Yapılardaki genel denetimden bahsettik ve bu genel denetimin altını çize çize söylüyorum. Burada basın mensupları da var. Bu genel denetimin de sonuna kadar arkasında duracağım. Ancak hep bütün konuşanlar da iş sağlığı güvenliği kimsenin de belirli bir zümrenin buradan faydalanması için buna kapı açacağımı beklemesi. Ondan ötürü. Hep şunu söyledim. İş sağlığı ve güvenliği tüzüğü geçmediği sürece kimse Ersan Saner'i bir inşaatta başında baret iş sağlığı ve güvenliğini düzenledi diye görmeyecek dedim. Şimdi fotoğrafını da görmeyecek dedim. Bunun da altına imza atıyorum. Ancak tüzük geçtikten sonra göreceksin. Ve benim baretim arabamın arkasındadır ha. Ben bareti dün almadım. 1988 yılından beri baret arabamın arkasındadır. Yani. Dolayısıyla ne söylediğim çok nettir ve çok iyi de algılandığını zannediyorum. Ama bunu manipüle etmek isteyen, bunu başka noktalara çekmek isteyen, kendini öğretim görevlisiyle gören, üzüldüğüm odur. Arkadaşlar da var, onların da Allah yardımcısı olsun diye. Siyaset yapma adına. Bu da ayrı bir konu. Ama biz doğruları söylemeye, gerçekleri toplumdan yüz yüze getirmeye de devam edeceğiz eğer bir yanlış varsa. Bunları gözetmektir bizim görevimiz çünkü. Şimdi 10 yıllık özel sektör çalıştığınızda 2 yıllık yatırımınız var. Hemen şikayet mektubunuzu ben sizin almak istiyorum. O çalıştığınız yerlerde ispatlayıp ben sizin sigortanızı ve ihtiyaç sandığı yatırımlarınızı yaptırtırayım kayınçeler. Ve bugün başka iki konu var. Aynı konuda şu anda müfettişlerimin ikisi de oradadır. O iş yerindedir. Onu da söyleyeyim. Ama bu bir ispat meselesidir. Siz de biliyorsunuz. İspatlayacaksınız. Biz de gereğini yapacağız. Biz hiçbir çalışanın emeğinin sosyal yardımlardan faydalanmamasını asla kabul etmeyiz. Onu söyleyeyim, çok net söyleyeyim. Kendi gençlerimizin belirli yerlerde çalıştırılamadığını söylüyorsunuz. Buna inanmadığınızı söylüyorsunuz. Veyahut da bunun yani yeterli koşullar olmadığından gerçekleşmediğini söylüyorsunuz. 3 değişik bakanlık yaptım. Özellikle Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın döneminde. Üzülerek ifade edeyim ki turizme gençlerimiz çok yatkın değil. Bunun değişik koşulları olabilir. Fazla çalışma saatleri diyebilirsiniz, ek mesai ödenmemesi diyebilirsiniz, ücretlerin düşük olması diyebilirsiniz ama herhalde bu da bir ironidir. Bana bir tane 50 yaşında Kıbrıslı ya da 45 yaşında 40 yaşın üstünde barmen gösteririz. Hadi hiçbiri yapmadı da hiç mi yok yani? Bu da ayrı bir konu. Bunu da iyice kendimize iğneyi değil çuvaldızı batırarak düşünmemiz lazım. Şimdi bu konuda biz bakanlık olarak bir takım farklı şeyler için uğraşıyoruz. Ve bunu televizyonlarda da dillendirmeye başladım. Yakında tüzüğünü geçirdikten sonra bakanlar kurulunda tartıştığım için burada söylemenin hiçbir manası yok, sıkıntısı yok. Çünkü tüzük çalışmaları devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz sosyal sigortalarda 17 maddelik bir değişiklik ortaya koyduk. Ve bu 17 maddeye bakmadı herkes, gitti bir gecikme
zammının affını konuştu. 17'nin bir tanesi. Sayın Bakan toparlayın. Hemen toparlıyorum. Son. Gecikme zammının affı gibi, hep dedik ya, gecikme zammını affedersiniz de düzgün yatıranlara ne yapacaksınız? İşte şimdi onu da söyleyeyim. Düzgün yatırımlarını son 5 yılda yapan işverene sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı ücretlerinin bir kısmını sübvanse edecek. Ama nasıl? Burada 2 hatta 3 önemli bacak üstünde duruyoruz. 1. Prime esas kazanç üzerinden yatırımları desteklemek. Asgari ücret nedir bugün? 2020 TL. Asgari ücretin %10 yatırım yapan işverenlere bu desteği vereceğiz minimum. Birinci kalem bu. Yani 2222 TL yatırım yapan herkese vereceğiz bunu. Ama bu parayı adamın cebine vermeyecek. Banka hesabına yatıracak. Artı bu 2222 TL'nin karşılığı olan ihtiyaç sandığı ve sosyal sigorta primlerinin tümünü bakanlık olarak biz ödeyeceğiz. Yani 622 TL. Toplam 2844 TL bir iş. Çalışanın alacağı minimum bu işten faydalanacak 18-35 yaş ilk kayıt olacak kişilere vereceğimiz destek. Brüt maaş 2850 TL dersek o zaman bu ülkede ne olur diye hep birlikte konuşalım diyorum ben de. Sizin söylediğiniz o olay işte biz yaptık. Ama katkınız olursa ona da sevinirim. 3000 üstünden ödeyecekse onu da ödemeye hazırız. Bir de 18-35 yaş arasında geçtiğimiz 5 yıl içinde çalışan her kişiye bir kişi daha şimdi bu yeni sistemde, orada çünkü yarısıydı biliyorsunuz katkı, destek verilmesi halinde o işverene her çalıştırdığı için artı %10 katkı vereceğiz. İşte borcunu zamanında ödeyenlere de vereceğimiz destek budur. Dolayısıyla gerek sanayi odasıyla gerek ticaret odasıyla da bu konuyu çok net konuştuk. Sanayi odasında şimdi seçimlerden sonra tekrar kendileriyle bir araya gelip ticaret odasında da benzer bir durum var. Onlarla da bu konuşuyoruz. Bir de konuyu şöyle söyleyeyim. Son bir cümle. İş kazalarında ölen kişi sayılarında herhalde size verilen bilgilerde biraz farklılık var. Geçtiğimiz yıl ölen 4, bir önceki yıl 7, ondan önce 6 ve sonra da 7'dir 2011'den itibaren. Bunları da her türlü platformda sizlerle paylaşmaya hazırız. Bu belgeleri de sizinle paylaşırım. Özellikle yüksekten düşüp ölme de daha azdır. Dünya geneline baktığımızda da evet, niye İngiltere olmayalım? 1006 ama Avrupa ortalaması 2.4. Biz de Avrupa ortalamasıyla böyle olmasını biz de istiyoruz. Az önce söyledim, niye İngiltere olmayalım? Olalım diye uğraşıyoruz. Zaten bu tüzük geçtikten sonra gerekli devlet destek de verecek artık bu işlere. Nasıl eskiden tuğlalar el yordamıyla çekilirdi, şimdi front liftlerle gider. Genelde düşen insanlar da skaloşa diye tabir ettiğimiz iskelelerden düşüp ölen kardeşlerimizdir. Burada da İngiltere'deydim son. Orada çok da önemli bir şey gördüm. O mantıkla da hareket etmek istiyorum. Adam diyor ki the higher we go, the less we charge. Adamlar bunu slogan haline getirmiş. Ne kadar yükseğe çıkarsak o kadar az size ücret uyguluyoruz. Biz de bu mantıkla hareket ederek, tehlikeleri azaltarak ve buna da kaynak yaratarak iş yaşamını düzenlemek için gerekli her türlü ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim, saygılar. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Buyurun Sayın Çelik. Süreniz 5 sayfalar. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yani ben konuşmamı yaparken yanlış anlamıyorsam veya hatırlamıyorsam çok böyle eleştiri ya da bakanlığı zor duruma sokacak bir konuşma yapmadığıma inanıyorum ama yani benim sizden aldığım algı hani bir savunma mekanizmasıyla konuştuğunuzdaydı. Hep yani, sorulara cevap verdim, o için belli konularda gerçekleri değinerek konuştum. Yani bu ülkede özel sektörde çalışan, özel sektörün herhangi bir kurumunda çalışan insanlarımızın bir gelecek belirsizliğiyle yaşadığını kabul etmemiz gerekir. Emekli olup olamayacağı veya yatırımı yapılmıyorsa, ki bu aslında kamu kuruluşlarında, belediyelerde bile yaşanan sıkıntılardan biriydi. Gidip hastanelerde tedavi olamayacağı. Çünkü yatırımı olmazsa bir kişinin doğal olarak belli hizmetleri de alamayacağı. Yani ben sadece özel sektörde de bunların halen daha mevcut olduğunu söylüyorum. Mobbingin ısrarla, hani bir iş yerinde
sizi zorladıkları, belli konularda size şiddet uyguladıkları, şiddet sadece vurma, kırmayla değil, sözlü veya iş zorlamalarıyla da mobbing uygulandığı ve iş bırakmak zorunda kaldığını da hepimiz çok iyi biliriz. Ama bunlar varken halen daha bunları konuşmak ya da en çok aslında üzüldüğüm nokta konuşmanıza Sayın Bakan, bizim insanlarımızın belli hizmet sektörlerinde çalışmadığı noktasında, çalışmıyorsa da, bunu söylemenizi beklerdim, çalışmıyorsa da çalışmalarını sağlamak için demek ki daha çok çalışmamız gerekiyor. İşte destek verelim diyoruz, bunu bir şey söyledik. Teşekkür ederim. Yani bunu yaparsak, yani durup şimdi düşünsem, özellikle de klaplarda çalışan biri, size sayabilirim birkaç tane isim, hala daha 40 yaşına gelmiş ve barda barmenlik yapan, barmeyitlik yapan, bu görevleri alan insanlarımız olduğunu rahatlıkla söylerim. Kafelerde de aynı şekildedir. Ama yeter ki eğer toplumumuzda da böyle bir sosyo-kültürel yapı varsa, böyle bir anlayış varsa, bunun artık önüne geçilebilmesi için kendi insanımızın her türlü sektörde çalışmasını sağlamak adına, nasıl ki kapılar açıldığında gidip Rum tarafında üniversite mezunu, masterliğini, doktorasını bitirmiş arkadaşlarımızın güneyde hem maddi olarak iyi ödendikleri hem de tüm güvenceleri sağlandığı için inşaatlarda çalışıyorsaydı, neden bizim tarafımızda da çalışmadıklarını artık kabullenmek ve bunun sebeplerinin aslında işverenlerde de olduğunu, devletin denetim mekanizmasının eksikliğinden dolayı da, sizin de söylediğiniz gibi yasalardaki eksikliklerden dolayı da olduğunu kabul edip bunların üzerine gitmemiz gerekir. O yüzden benim tekrardan birazdan konuşuruz dışarıya çıktığımızda neler yapılabileceğiyle ilgili bu samimiyetimi kabul etmenizi rica ederim ve ciddi anlamda her türlü kaynak kullanılarak insanlarımızın özel sektörde çalışmaları, özellikle gençlerin hizmet sektöründe görev almalarıyla ilgili tüm kamu spotlarının, tüm kamu kaynaklarıyla bunların sağlanmasının sadece haklarda, ödemelerde, maaşlarda, yatırımlarda değil, yapacakları işin utanılmayacak bir iş olduğuyla ilgili de görsellerin, reklamların belki de veya işverenlerin de sizin de dediğiniz, benim de ilk başta söylediğim gibi tüm hakların verilerek işçisinin yanında bir zoraki çalıştırdığı ve onun her istediğini yapmakla yükümlü bir kölesi gibi görmek yerine o işin bir parçası olduğunu, o olmazsa bu işin yürümeyeceğini, birlikte ancak çalışılırsa başarılı olunabileceğini, her iki tarafında kar elde edebileceğini anlatılmasını sağlamamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden yani bunları bir eleştiri değil, birlikte bunun önüne geçebilmek için adımlar olarak almanızı tavsiye ederim. Öyle de almışsınız. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Çıldır. Evet, sıradaki güncel konuşma istemi Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzel Yurt Milletvekili Sayın Armağan Candan'ın Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Türkiye-Avrupa ilişkileri ile ilgili bir istemdir. İstemi okuyunuz lütfen Sayın Kadir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Ref Koşa. Cumhuriyet Meclisi'nin 2 Mayıs 2017 tarihinde 62. Birleşimi'nde Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Türkiye-Avrupa ilişkileri ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İş tüzüğün 63. maddesi üzerinde gereğini saygılarımla arz ederim. Armağan Candan, CTP Güzel Yurt Milletvekili. Buyurun Sayın Candan. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle dün ara bölgede iki toplumlu bir şekilde gerçekleşen 1 Mayıs kutlamasının anmak istiyorum buradan. Özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten önemli bir mesaj verildi dün. Bu toplumun işçileri, çalışanları, emekçileri ve her türlü konuda derdini anlatmak isteyen, hak talep eden çeşitli insanlarımız, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar bir arada hem işçi bayramını kutladılar coşkuyla, onun da ötesinde Kıbrıs'taki iki lidere dönük olarak barış, çözüm mesajı verdiler ve birlikte mücadelenin önemini vurguladılar. Bu gerçekten de ülkemizde birlikte yaşam adına, barış kültürü adına önemli, değeri bilinmesi gereken bir değerimizdir diye düşünüyorum. Başka ülkelerde çeşitli tartışmalar, çatışmalar yaşanırken ülkemizde iki toplumun temsilcilerinin, insanların bir arada 1 Mayıs'ı coşku içerisinde kutlaması, işçi haklarına, çalışan haklarına, emeğe vurgu yapması ve onun ötesinde de
barış çağrısı yapması, iki toplumu bir şekilde ortak bir anlayış içerisinde Çetinkaya sahasında çok önemli. Bunun değerini bilmemiz, bunu önemsememiz, yüceltmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bunun ötesinde geçtiğimiz hafta Brüksel'deydik. Meclis heyeti olarak Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen Avrupa Parlamentosu'nda çeşitli temaslarımız oldu ve çeşitli gözlemlerimiz oldu. Son dönemlerde Türkiye konusu, Türkiye'ye ilişkin olarak Kıbrıs konusu oralarda tartışılmakta. Hem Kıbrıs'taki müzakere sürecine ilişkin görüşlerimizi aktarmak hem de özellikle Avrupa Parlamentosu'nda önümüzdeki günlerde gündeme gelecek olan Avrupa Parlamentosu'nda raporu Türkiye'ye ilişkin, ki orada Kıbrıs'a ilişkin de önemli paragraflar var. Onlara ilişkin çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta hem Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye tartışması hem de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki, yani Strasbourg'daki, ki Türkiye'nin zaten üyesi olduğu 47 üye ülkesi bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'nin yeniden siyasi denetim, siyasi gözetim altına alınması kararı gündemine vurdu. Türkiye-Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa ilişkilerini, özellikle Türkiye'de gerçekleştirilmiş olan referandum sonrasında bu ilişkilerin çok ciddi olarak sorgulandığını görüyoruz. Avrupa ailesi içerisindeki çeşitli siyasi gruplar, çeşitli ülkeler arasında yaşanan tartışmalarda Türkiye'nin önemli bir konu başlığı halinde tartışılmakta olduğunu ve bunun Kıbrıs sorununa olası etkilerinin neler olabileceğine ilişkin tartışmaları da biz de yerinde tespit etme, kendi kartlarımızı koyma çabası içerisinde olduk. Geçtiğimiz haftada Brüksel'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin almış olduğu karar Türkiye'nin arzu etmediği bir karar oldu. Daha önce 8-9 yıl boyunca yine gözetim altındaydı Türkiye. Avrupa Konseyi tarafından bu çerçevede sürekli olarak önümüzdeki dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'ye heyetler gidecek ve oradaki hukuk sistemi, medya, basın özgürlüğü, demokratik kurumların nasıl çalıştığına ilişkin olarak sivil toplumun nasıl bir özgürlük alanında iş yapabildiğine ilişkin olarak çeşitli raporlamalar yapılacak ve Türkiye denetlenecek. Bu da Türkiye'nin arzu etmediği bir gelişme oldu. Bu önlenmeye çalışıldı. Belli bir sürede ertelendi ama onun ötesinde özellikle olağanüstü halin yeniden uzatılmasından sonra ve referandumun da sonucuyla birlikte bu karar alınmış oldu. Umalım ki Türkiye'nin hem dünyadaki imajı hem de gerçekten Türkiye'de yaşanan belli ve dile getirilen belli sorunların aşılması yönünde önümüzdeki dönem yaşansın ve Türkiye'de demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi konular, özgürlükler kısıtlamalara tabi olmasın. Yeniden Türkiye böylesi denetlemelerden kurtulsun ve önüne baksın, Avrupa ailesi içindeki yerini terk etmesin. Çünkü bunun bize de doğrudan etkileri olacağını hepimiz biliyoruz. Onun dışında Avrupa Parlamentosu'nda da çok genel kurulda Türkiye konusu tartışıldı. Geçtiğimiz hafta biz de orada canlı olarak izledik. Neredeyse bütün gruplar Türkiye ile üyelik müzakere sürecinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, siyasi gruplar hepsi de ifade ettiler. Kimisi müzakerelerin hemen sonlandırılması, kimisi ise özellikle önümüzdeki dönemde neler yaşanacağıyla birlikte yeni oluşacak durumdan sonra durumun değerlendirilmesi ve bu müzakerelerin ona göre yeniden devam edip etmeyeceğine ilişkin karar verilmesi yönünde çağrıda bulundular. Benim yıllardır Brüksel'e gidip gelen bir Kıbrıslı Türk olarak bugüne kadar Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere baktığımızda özellikle Avrupa Parlamentosu ile gerçekten en soğuk, en birbirini anlamaktan uzak, en diyaloğun zayıf olduğu bir dönemden geçildiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama onun ötesinde geçtiğimiz hafta sonu yine bu sefer Avrupa Birliği'nin liderleri, bütün üye ülkelerin başkanları ya da devlet başkanları, başbakanları bir araya geldiler. Malta'da, dönem başkanı Malta'da, Valletta'da ve orada Türkiye ile Türkiye'ye kapıların kapatılmaması ve özellikle referanduma da vurgu yapılarak %49'luk bir bölümün
farklı düşündüğü, Türkiye'deki demokrasinin, özgürlüğün, özgürlüklerin, insan haklarının gelişmesinde Avrupa Birliği sürecinin ciddi bir katkı yaptığını, müzakerelerin başlamış olmasının 2004'lü yıllarda ciddi bir etkisi olduğunu, o yüzden de Türkiye ile hem ekonomik ilişkilere, gümrük birliği konularına da vurgu yaparak bütün bunların çok önemli olduğu ve bu ilişkilerin yeni bir anlayışla devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı. Umalım ki Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri de yeniden daha sağlıklı, daha birbiriyle oturup konuşabilir, anlaşılabilir bir noktaya doğru evrilsin önümüzdeki dönemde. Son Brüksel ziyaretimizde biz orada Türkiye'nin, Brüksel'de bulunan Türkiye'nin daimi temsilcisini Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi'ni de ziyaret ettik ve hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini hem de Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeleri birlikte değerlendirme imkanı bulduk. Onun ötesinde Kıbrıs sorununa ilişkin olarak biliyorsunuz bugün liderler saat 10'da yeniden bir araya geldiler ve müzakereler özellikle özel temsilciler arasında yoğun bir şekilde devam etmekte olan müzakereler bugün devam ediyor liderler arasında. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde özellikle Rum tarafında çok ciddi tartışmalar yaşandığına şahit olduk. Anastasiadis'in artık 2018 Şubat'ındaki seçimlere odaklandığına dair, çözüme odaklanmaktan vazgeçtiğine dair ve daha çözüm karşıtlarına da hoş gelebilecek bir takım söylemlerde bulunduğuna hep birlikte şahit olduk ve bu kendi partisi DC dahil, DC'nin gazetesi Alitia dahil birçok çevreden çok ciddi, AKEL tabii ki elbette, çok ciddi eleştirilere maruz kaldı Anastasiadis. Önceliği seçimlere verdiği yönünde suçlamalarla karşılaştı. Ve çok ciddi bir tartışma Rum toplumu içerisinde bu anlamda yaşandı. Bunun yavası tehlikelerinden bahsedildi. Çözümsüzlüğün Kıbrıs durumlara, yani doğalgaz konusundaki, enerji konusundaki araştırmalardan tutun, diğer bütün hususlara kadar fayda getirmeyeceği ve günün sonunda çözüm için çalışmanın Anastasiadis'e ancak bir seçim başarısı getireceği, çözümsüzlük yönünde, milliyetçilik yönünde bir gidişatın günün sonunda çözüm karşıtlarına yarayacağı ve karşısına çıkabilecek Papadopoulos gibi adayların daha şanslı olabileceğine ilişkin ciddi değerlendirmeler yapıldı. Ben bu noktada Kıbrıs Türk tarafı olarak bu müzakere sürecinin yakın bir gelecekteki tarafların görüşleri arasında şu an itibariyle görebildiğimiz kadarıyla köprü kurmak mümkün geriye kalan unsurlar üzerinde. Yaklaşık 8-10 alan kaldı artık bunca müzakerenin sonunda üzerinde içerisinde hallere girilebilecek. Karşılıklı olarak çeşitli adımlar atılabilecek ve Birleşmiş Milletler'in de hangi tarafın hangi konuda ne adım atabileceğini görebildiği, hangi konuda asla taviz vermeyeceğini görebildiği, okuyabildiği bir süreç içerisindeyiz. Bu noktada özellikle bugün yani ülkemizin de en çok satan gazetelerinden biri olan Kıbrıs gazetesinin baş yazısını ben çok önemli buluyorum. İki lidere şu şekilde çağrı yapıyor Kıbrıs gazetesi. Çözüm planı ya da anlaşma taslağı hazırlayıp bunu iki halkın önüne koymak adına çok az bir zaman dilimi kaldığı ortadadır. İki lidere güvenimiz tüm kötü göstergelere rağmen tamdır. Suçlama oyunlarından seçim avantajı elde etme psikolojisinden çıkıp masada çözmeleri gereken 3-5 konuya odaklanmalarını beklemekteyiz. Her iki liderin en önemli destekçileri olan çözüm yanlısı insanlar suçlama oyunlarından vazgeçmelerini ve belki de son şansı çok iyi değerlendirmelerini beklemektedir. Bu yönde çağrıda bulunuyor Kıbrıs gazetesi bugünkü başyazısıyla iki lidere. Ben bunu önemsiyorum. Kıbrıs Türk halkının önemli bir çoğunluğunun da görüşlerini ifade ettiğini, yansıttığını düşünüyorum. Şu şekilde bitiriyor başyazısını bugün Kıbrıs gazetesi. Elbette iki taraf da alternatifsiz değildir. Ancak doğru olan, iyi olan çözümdür. Daha önce uzlaşılan temeller üzerinde yeni bir umudu yeşertebilmektir. Büyük lider olmak çözümü sağlayabilmektir. Büyük lider olmak ülkenin çocukları için gelecek hazırlamaktır. Büyük lider olmak seçim kazanmak değildir.
bunları iki liderin de kulaklarında bile küpe, özellikle de Anastasiyadis'e dönük olarak da bunu söylemek istiyorum, küpe olarak takmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü suçlama oyunlarına girmek kolaydır. Seçim oyunlarına girmek kolaydır. Zor olan barışı yapmaktır, çözümü yapmaktır. Her iki lider de bunun için seçilmiştir. Ben bu çağrıyı buradan bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Canan. Buyurun Sayın Bakan. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan ve milletvekilleri, maalesef konuşmanın büyük bölümünü izleyemedim, dinleyemedim ama son bölümünden zaten özünün ne olduğu belli. Şimdi uzun uzadıya konuşacak da değilim. Benim bu konularda nerede durduğum da zaten yıllardır bilinir. Kıbrıs Türk halkının uzlaşıyı talep eden taraf olması kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü girdiği ortaklıktan atılan ve yıllardır da kimliği, hakları inkar edilerek yalnızlığa itilen, ambargolar altında ezdirilen ve eşit kurucu ortak statüsünden çıkarılarak bir etnik azınlık durumuna getirilmeye çalışılan Kıbrıs Türk halkıdır. Bu durumdan şikayetçi olan tabii ki Kıbrıs Türk halkıdır. Ve bunun düzeltilmesi gereğini tabii ki Kıbrıs Türk halkıdır. Talep edecek olan ve talep edenler. Ama her zaman söylemişimdir. Anlaşmalar eşitler arasında yapılır. Ve mevcut müzakere sürecinin en temel eksikliği ve yanlışı da eşitliği öngörmemesidir. Eşitliği göstermelik bir şekilde içeren, gerçekten eşitliği içermeyen Rum tarafına tanınmışlığı nedeniyle, ki tanınmaması gerekirdi. 60 Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına bakarsanız, 60 Cumhuriyeti'ni oluşturan uluslararası anlaşmaların içeriğine ve 60 Cumhuriyeti'nin kendi anayasasına bakarsanız, iki ortaktan ne Türk'ün ne Rum'un kendi başına Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınmaması esasıyla kurulmuştur 60 Cumhuriyeti, Ortaklık Cumhuriyeti. Buna rağmen bu tanınmışlığı dünya kendilerine tanıdı ve bu tanınmışlığın avantajlarını da tepe tepe yıllardır kullanıyorlar. Ve ben her zaman da sormuşumdur. Yani niye Rum Kıbrıs Türk halkıyla anlaşma ihtiyacı hissetsin? Tanınmışlığın bütün avantajlarını kendi başına kullanırken ve kendine eşit görmediği Kıbrıs Türk'ünü azınlık diye dünyaya lanse ederken ikili ilişkilere girebilirken, çoklu ilişkilere girebilirken tepe tepe tanınmışlığın avantajlarını kullanırken Kıbrıs Türk'ünü ambargolar altında ezdirirken, yalnızlığa zorlamışken ve Türkiye'yi de işgalci ülke diye uluslararası platformlarda suçlama politikasını uygularken niye müzakereler neticesinde bir anlaşmaya ihtiyaç duysun? Çünkü müzakerelerle varılacak olan bir anlaşma diplomasinin gereği karşılıklı tavizler sayesinde olur. Her iki tarafta bir takım tavizler verecek ki bir anlaşmaya gidilebilsin. Rum tarafı niye böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Türk tarafından istediğiniz kadar arkadaşlar sabahtan akşama kadar çözüm 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 diye
yalvarıp yakaralım. Sabahtan akşama kadar. Çözüm isteyen biziz diye dünyaya kendimizi hiç gereği yokken kanıtlamaya çalışalım. Niye gereği yokken diyorum? Çünkü doğal olarak tabii ki Kıbrıs Türk halkıdır anlaşmayı talep eden. Çünkü girdiği ortaklıktan atıldığı için dezavantajlı durumda olan, problemler yaşayan Kıbrıs Türk halkıdır. Doğal olarak Kıbrıs Türk halkı anlaşmayı talep ediyor. Bizim dünyaya kendimizi anlaşma isteyen biziz diye kanıtlama mecburiyetimiz yoktur. Ama bir suçluluk kompleksiyle biz sanki Kıbrıs meselesinde hatalar yaptık, bedelini ödedik ve şimdi bu hatalarımızdan dönüp biz çözüm istiyoruz. Dünya da bize sempatiyle baksın gibi bir psikolojiyle Kıbrıs meselesi yürütülemez. Dolayısıyla ben hala da geçmişte de vurguladığım gibi mevcut müzakere sürecindeki yaklaşık 50 yıldır gidiyor. Bu esaslarla yürütülen müzakere süreciyle iki tarafın da kabul edebileceği ve eşitliği temel alacak bir anlaşmayla masadan kalkmanın mümkün olmadığını iddia ediyorum. Bunu iddia etmek demek siyasi muhaliflerinizin birilerinin çıkıp da Tahsin çözüm karşıtıdır, UBP çözüm karşıtıdır diye propaganda yapmasına da neden olmamalı. Eğer iyi niyet varsa bu işte, eğer söylediklerimiz iyi algılanıyorsa. Tekrar ediyorum, anlaşmalar eşitler arasında yapılır. Eşitler değilse masada oturan ve biri devlet diğeri azınlık bir toplum gibi görülüyorsa o toplum devletin boyunduruğu altına girmek mecburiyetindedir. Eğer eşitlik iddiasında ısrarlı değilse. O yüzden ben kaç defadır bu mevcut müzakere sürecinde mümkün olan netice azınlık hakları elde etmektir diye de iddialı sözlerim olmuştu. Tekrar ediyorum bugün burada. Bu mevcut müzakere sürecinde Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti de tanındığı sürece bizler de hak ettiğimiz statüyle tanınmadığımız ve bir etnik azınlık diye görüldüğümüz sürece bu mevcut müzakere sürecinden çıkabilecek netice bizim için azınlık hakları. Buna razı isek biz değiliz. Ben herhangi bir Kıbrıs Türk bireyinin, kitlesinin, partisinin, derneğinin bu adada azınlık hakkı talep ettiğini asla düşünmüyorum, kabul etmiyorum. O zaman şunu da bileceğiz. Azınlık hakları istemiyorsak ve 60 Cumhuriyeti'nin kuruluşunda eşit kurucu ortak statümüze sahip çıkacaksak o zaman mevcut müzakere sürecinden bir beklenti içerisine girilmemesi gerekir. Yeni bir müzakere süreci, başarı şansı olan bir müzakere sürecini zorlamamız gerekir. Başarı şansı olan müzakere süreci de eşitler arasında sürdürülen müzakere sürecidir. Başka bir şey değil. Eşitler arasında. Toparlayın Sayın Bakan. İki devlet arasında bir müzakere süreci. Biri tanınan devlet, diğeri tanınmayan devlet olabilir. O ayrı bir konu. Ama müzakere süreci iki devlet arasında müzakere süreci zemini oturtulmadığı sürece siz sabahtan akşama kadar çözüm 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 diye beyanatlar verin, temenniler iletin, gazetelerde yazılar yazın. Bu gerçekleşmeyecek. Tam tersine bu tür yaklaşımlarımız sayesinde Rum tarafının zaten ihtiyacı olmayan bizimle bir anlaşmaya hiç ihtiyacı olmadığını vurgulamaktan başka bir işe de yaramıyor. Çözüme bu kadar ihtiyacınız varsa, bu kadar yalvarıp yakarıyorsanız benim taleplerime boyun eğin politikasını uygulamaya devam edin. Teşekkür eder, saygılar. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Evet. Sayın milletvekilleri, güncel konuşmalar kısmı tamamlanmıştır. Şimdi 7. kısma, sorular kısmına geçiyoruz. Birinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın sunmuş olduğu
ülkemizdeki körüklü otobüslerle ilgili yazılı sorusuna Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yanıtı bulunmaktadır. Soru ve yanıtı okuyunuz lütfen Sayın Katip. Aşağıdaki yazılı sorumu İçgüz'ün 101. maddesine sunar. Başbakan ve ilgili bakan tarafından yanıtlanmasını arz eder, saygılarımı sunarım. Ülkemizde toplu taşıma aracı olarak kullanılan körüklü otobüslerin yolcu taşıma sayısı kaçtır? Ve hangi mevzuatta bu sayı öngörülür? İlgi ayazınız ile Başbakanlığa iletilmiş olan CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğlu'nun ülkemizdeki köprülü otobüslerle ilgili yazılı soru önergesine ilişkin olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na alınan ilgi BD kayıtlı yazı ve eklerinin birer sureti ilişkide sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İş Tüzüğü'nün 104'de 1. madde sorunca gelin saygıyla istirham ederim. İlgili yazınız ile bilgilerime getirilen Cumhuriyet Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğlu'nun sunmuş olduğu ülkemizdeki köprülü otobüslerle ilgili 255-2017 sayılı yazılı soru önergesi bakanlığımıza bağlı trafik dairesi müdürlüğünce incelenmiş olup söz konusu soru önergesine yanıt teşkil eden bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Körüklü otobüslerin trafikte seyretme izni motorlu araçlar ve yol trafik yasası altındaki motorlu araçlarla ve yol trafik tüzüğünün 51-45 maddesindeki koşullara uygun olarak verilir. 52.000 sayılı motorlu araçlarla yolcu ve eşya taşınması denetim yasasının 12. maddesinde yolcu taşımacılığı yapabilecek araçların kategorileri belirtilmektedir. Ek 2. Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. Bunun karşıya müsteşar. Evet, teşekkür ederim Sayın Katip. Sayın Milletvekilleri, yazılı sorular kısmı tamamlanmıştır. Şimdi sözlü sorular kısmına geçiyoruz. Bu bölümde önceki birleşimde kürsüden sorulan sözlü sorular yer almaktadır. Birinci sırada Toplumcu Demokrasi Partisi Gacimoğsa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolembi'nin sağlık alanında hizmet alımı ve sözleşmeli personel alımına ilişkin bir sözlü sorusu bulunmaktadır. Ancak soruyu soran milletvekili ve ilgili bakan genel kurul salonumuzda bulunmadığı için geçiyorum. Sözlü sorular kısmı tamamlanmıştır. Şimdi sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular kısmına geçiyoruz. Sayın milletvekilleri süresi içinde yanıtlanmadığı için sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorulara geçiyoruz. Birinci sırada Toplumcu Demokrasi Partisi Gacimoğsa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolembi'nin Dilekkaya Kırıkkale yolu üzerinde bulunan köprü ile ilgili bir sorusu bulunmaktadır. Ancak ilgili milletvekili ve ilgili bakan genel kurulu salonumuzda bulunmadığı için geçiyorum. İkinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın Yeni Erenköy Eski Limanı'ndaki restorasyon ve bina inşaatına ilişkin bir sorusu bulunmaktadır. Soruyu soran milletvekili genel kurul salonumuzdadır. Ancak ilgili bakan genel kurul salonumuzda bulunmadığı için geçiyorum. Sayın milletvekilleri, kürsüden sözlü sorusu bulunan var mı? Yoktur. Gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Genel kurul trafik güvenliği gündemiyle olağanüstü olarak 4 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 10'da toplanacaktır. Olağanüstü toplantı gündemi elektronik posta yoluyla sizlere gönderilecektir. Birleşim burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.